Özlem, arkanızdaki harita nerenin haritası? Benim mi? Aha. Bir harita mı var arkanızda? Haritada Tablo, ha peki. Harita resim, tablo. zannettim. Yok yok, tablo hocam. Vallahi haritaya benziyor, Paris gibi. Evet. Evet, izninizle başlayabilir miyim hocam? Tamam. Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Üniversitemizde birebir gerçekleştirdiğimiz akademi çalışmalarımızı Mayıs ayı başından beri COVID-19 sebebiyle bildiğiniz üzere bu platformda gerçekleştiriyoruz. Bugün de sizlerle birlikte akademi mühendislik programımızı gerçekleştireceğiz. Programımızı biliyorsunuz. İlk dersimiz rektör yardımcımız, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Nihat Berker hocamızla başlayacak. Ben süreyi ekonomik kullanmak adına sözü hemen kendisine vereceğim. Ancak hatırlatmak istediğim çok kısa bir şey var. Sorularınızı chat kısmından hocamıza iletebilirsiniz. Son 5 dakikada kendisi sorularımızı cevaplayacak. Direkt kendisine de iletebilirsiniz buradan. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Merhabalar, hocam. merhaba. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok Merhaba mutluyuz. arkadaşlar. Keyifliyiz bu anlamda. Çok keyifli bir program hazırladı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimiz sizler için. Umarım sizler de bizler gibi keyifli ve verimli bir gün geçirirsiniz. Buyurun hocam, sizleri dinliyoruz. İlk dersimizde başlayalım istiyorum ben. Buyurun lütfen. Merhaba arkadaşlar. Hem meslektaşlarımdan hem de öğrencilerden birçok tanıdığım insan görüyorum yüz. Arif, seni tanıyorum ben oradan. Ayrıca da hepinize merhaba diyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Nihat Berker, bir fizikçiyim, bir eğitimciyim, araştırmacıyım. 3 yıldır Kadir Has Üniversitesi'ne hep beraber büyük bir projeyle çalışıyoruz, yükseliyoruz. Ondan önce 8 sene Sabancı Üniversitesi rektörüydüm. Daha geriye giderseniz 20 sene de MIT'de profesördüm. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye kendi hikayem, kendi hikayemden çok öğrencilerimin hikayesi. Ve bir cümlede bunu şey yapabilirsek, özetleyebilirsek, ben kendim sonunda hayatta her istediğimi yapabildim. Önemli olan ne istediğini bilmek, özüne sadık olmak, inatçı olmak, haddini de bilmemek bazen. Fakat en önemlisi, öğrencilerim her istediklerini yapabildiler, yaptılar. O hikayeyi size anlatmak istiyorum. Fakat buna girerken sizden bir izin isteyeceğim. Sizden 8 dakika kadar fizik yapacağız ki bir teorik fizikçi olarak ne yaptığımı anlayasınız diye. Dolayısıyla şimdi share screen'e geçiyorum. 8 dakika kadar fizik yapacağız arkadaşlar. Sorularınızı da bir yere yazın ve de sonunda yapacağız. Şimdi buraya geçelim bir dakika. Evet, şuradayız. Evet, biraz şuraları şey yapıyorum, bazı şeyleri kapatıyorum, kapatmıyorum. Evet arkadaşlar, biz fizikçiyiz. Fizikçi olarak ne yapıyoruz? Mikroskopik sistemlerden, yani atomik sistemlerden odamızda her yerde göreceğimiz veya uzayda göreceğimiz sistemlere gidiyoruz. Bunlardan bir tanesi mıknatıslar. Veya manyetik sistemler, serbestlik dereceleri mikroskopik olan sistemler. Burada gördüğünüz bir enerji enerji fonksiyonu. Bu enerji fonksiyonunun önünde her noktada şeyi var, bir beklenti. Bunlar bana geliyor şey olduğum için. Burada bir serbestlik derecesi var her atomik pozisyonda. Bunlar artı eksi bir olabilir. Bunu spin olarak düşünürseniz kuantum mekanik. Fakat bir alışım olursa bu A veya B atomu ve daha sonra geleceğiz. Beynimize geleceğiz burada geldiğimizde. Buraya bakıyoruz ve bunların bir enerji fonksiyonu var. Şöyle bir toplama, J bir sabit ve J pozitifse en düşük enerji durumu hepsinin bir yönde baktıkları. J negatifse en düşük enerji durumu yukarı aşağı, yukarı aşağı oldukları bir durum. Bu ilginç bir sistem. Bu sistemin kendine bir kritik noktası var. Bu kritik noktada ıraksamalar var. Uzayın matematiğinin bize getirdiği çok ilginç problemler var. Bunun uygulamaları var. Bu sistem üzerine düzinelerce doktora tezi yazıldı. Fakat bu sistemi daha da düzenli yapabiliriz. Daha da düzenli yapmak için şöyle geçeyim. O sabiti içeri alayım ve bunu rastgele artı veya eksi olarak sistemin içine dağıtayım. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir sistem oluyor.
bu rastgele artı eksiler şöyle bir dörtlü oluşturabilir. Bu dörtlünün içinde üç tane ferromanyetik var. Şu komşusuna sen de benim yönümde bak diyor. Bu komşusuna ters yönde bak diyor. Bu iki cami arasında bir namaz nereye gideceğini bilemiyor. Dolayısıyla buna bir bunalım merkezi diyoruz. Çünkü nereye gideceğini bilemiyor. Aslında bu çok iyi. Burada bunun yapacağı seçim şuradaki bir bunalım merkezinin yapacağı seçimi etkiliyor. Bu dolayısıyla şu sistemlerde en düşük enerji durumunu bulmamız bizim daha önce konuştuğumuz sistemlerde 5 saniye sürdü. Burada bunun en düşük enerji durumunu bulursanız cebirsel olarak matematikten bir Fields Medal alırsınız, bir de Nobel ödülü alırsınız. Çok zor bir problem. Bilgisayarla peşinde gidiliyor. Bunun en düşük durumu. Şurada en düşük iki durum vardı. Ya hep yukarı ya hep aşağı. Şurada da aşağı yukarı aşağı yukarı veya yukarı aşağı yukarı aşağı. Bunun sonsuz derecede düşük enerji durumları var. Çok derin düşüklükleri var. Bu da çok iyi bize kendi beynimiz sağlığımız için. Bu problemi çözmek çok zor bir problem. Fakat fiziğin ve matematiğin bütün zor problemleri buna indirgenebiliyor. Mesela postacı problemi, yani bir postacının 100 tane adresi var değişik yerlerde. En kısa yolu nasıl yürüyecek? O zor bir problem. Buna indirgenebiliyor. Veya daha başka bir problem. Hepinizin bir spin camı var. Hepinizin bir spin camı. Siz bunu buraya getirdiniz, beni dinlerken getirdiniz. Çünkü hepimizin beyni bir spin cam. Niye? Çünkü beyinde hücreler, bunlara nöronlar deniyor. O 10 üzeri 6 tane hücre var ve bunların iki durumu var. Tıpkı buradaki serbestlik derecesi gibi. Ya içlerinden bir voltaj geçiyor ya geçmiyor. Bunlar da ayrıca öteki nöronlarla etkileşiyorlar. Öteki nöronlarla etkileşirken iki tür etkileşme var rastgele. Bazılarından benden voltaj geçiyor, aman senden geçmesin diyorlar. Yani şöyle, bazılarından da benden voltaj geçiyor, senden geçsin diyorlar. Dolayısıyla tam bir spin camı ve bu spin camın her bir minimumu bizim bir hatıramız. Böylece eğer şöyle bir sistemde olsaydık, içinde bu karmaşıklık olmayan sistemde olsaydık, her birimizin iki hatırası olurdu. Böyle çok sayıda hatıramız var bu sayede. Şimdi bunlar üzerine bu konularda çalışıyoruz biz. Şöyle girebilirsem. Evet arkadaşlar. Evet, bunu ben üzerine fazla durmayacağım ama bu üzerine çok çalıştığımız bir şey. Rektör hocamız Sondan Durukan Oğlu Feyiz bu konuda ders veriyor. Üniversitemizde veriyor. Halka açık dersler veriyor. Dersler veriyor. Lise yaz okulumuzda veriyor. Bunu görüyorsunuz burada. Biz başka bir şey yaptık. Şöyle bir şey, bir gelişme. Şurada bir kere artı eksi bir değil, A, B, C, D diye birçok durum verdik serbestlik derecesine. Modeli zenginleştirdik. Birçok malzemede karmaşık sistemde bu var. Şu terimde eğer bu terim bana S'yi A ise komşusunun A olmasını istiyor. Bu terim eğer S'yi şöyle gibi bir hata oldu. Şu terim eğer S'yi A ise komşusunun B olmasını istiyor. Bu terim S'yi C ise diyelim komşusunun bir aşağı almasını istiyor. Burada çok zengin, içinde iyi bir şey, çok bunalımlı bir model var ve bunu çözüyoruz biz. Bunu çözdüğümüzde şöyle bir makale çıkardık. Tolga Çağlar benim son doktora öğrencimden biri. Bu makaleyi beraber yazdık tam doktorasını almadan önce ve Physical Review'da çıkardık. Physical Review fiziğin en yüksek dergisi. Ayrıca Tolga 5 yılda doktora sırasında 5 tane böyle makale çıkardı. Türkiye'de birçok profesör Physical Review'da 5 yılda 5 makale çıkarsa zil takıp oynar. Tolga bunu öğrenci olarak yaptı. Birazdan geleceğim. Bu makalenin üzerinden geçeyim. Bak, bu bir faz diyagramı. Hepiniz gördüğünüz faz diyagramlarını. Faz diyagramlarında mesela birazdan da göreceğiz. Bir suyun faz diyagramı. Dikey eksen basınç olur, yatay eksen sıcaklık olur ve bunun içinde buz, sıvı ve gaz olur. Arada hudutlar olur. Bu bir faz diyagramı. Burada gördüğünüz dikey eksen sıcaklık. Bu da bu ABC tutkusunu kuvvetlendiren veya zayıflatan bir etkileşme. Bu düzensiz bir faz. Bu faz diyagramı çeşitli kesitleri. Bu ferromanyetik bir faz. Şu antiferromanyetik faz. Arada bütün renkler değişik bir faz. Bunların hepsi hesaplanmış. Yani kafadan atma değil. Şurada mesela buradaki bir tanesine bakarsak bunların renklerden bir tanesi ince olarak giden. Arada sırada gidiyor şeyim. Şu ince olarak giden renklerden bir tanesi ABC ABC giden bir düzen.
Bir tanesi ABCD, ABCD veya ABD, ABD giden, yani değişik dalga boylarında giden fazlar var bunların hepsinin içinde. Bunların hepsine Tolga hesapladı. Şöyle devam edeyim buna ve burada yine şöyle yapabilirsek. Burada yine bir faz diyagramı görüyorsunuz, faz diyagram kesitler görüyorsunuz. Şu köşeyi alacağım ve üst tepedeki köşeyi sizin için ilk önce 10 kere, sonra bir 10 kere daha büyüteceğim. Bunu yaparsak bakalım ne oluyor? Şöyle geçiyorum şuraya. Burada o köşeyi gördünüz şurada. Şöylece o köşeyi görüyorsunuz. Onu sayılardan da görürsünüz. Burada 10 kere büyüttüm. Bu görüyorsunuz. Sayılara bakın. Bunu yine aldım. 10 kere daha büyüttüm. Burada görüyorsunuz. Yani buna siz bir fazdan ötekine geçmek istiyorsanız buradan buraya bir adım atıyorsunuz. Bakıyorsunuz arada 100 tane başka faz varmış. Daha küçük ölçekli. Burada bir adım atmak istiyorsunuz. 100 tane değişik faz varmış. Bu müthiş bir şey. Demek ki her adımda adımlarını size basamaklar yüzer yüzer açılıyor her ölçekte. Bu malzemelerde, karmaşık sistemlerde, doğada var ve bunlar şeytanın basamağı diyorlar, basamakları diyorlar. Bunu ilk defa olarak Tolga burada hesapladı. Bu iyi bir şey. Burada bakıyoruz, ben kendim doktora tezimi aldığımda ben de faz diyagramları hesapladım. 5 tane faz diyagramı vardı tezimde. Çok da iş teklifi aldım. Tolga'nın hesapladığı binlerce faz diyagramı var. Onları şekil olarak göstermek mümkün değil. Sonunda bir film yaptık. Burada tepede gördüğünüz, şurada gördüğünüz P'yi değiştireceğiz ve faz diyagramı nasıl değişiyor göreceksiniz. Bunların hepsi hesaplanmış. Hiçbirisi hayal gücü değil. Dolayısıyla bir geri gidersem şuraya geleyim. Ve de size bunu göstereyim. Evet, burada görüyorsunuz tepedeki bir parametre değiştiriliyor ve faz diyagramları nasıl değişiyor bunu görüyorsunuz. Bunların hepsi hesaplanmış bir faz. Tekrar devam edeyim. Burada yine iki tane faz diyagramı kesildi. Burada yine bunları ben parametreleri değiştireceğim ve size binlerce değişik zengin faz diyagramına geçir. Tolga bütün bu hesapları yaptı ve Tolga mezun olduğunda mezun olur olmaz 11 tane iş teklifi aldı. Doktora sonrası öğretim üyeliği çalışmaları için. Bir tanesi Güney Kore'den, 3 tanesi Avrupa'dan, 8 tanesi Amerika'dan, 2 tanesi de bizim sevgili rakip üniversitelerimizden. En sonunda University of California San Diego'da bir MIT projesi çalışmak üzere şimdi Amerika'ya gitti. Tolga bir şey daha hesapladı. Ondan önce şöyle geçeyim. Bunu biraz önce size bahsettiğim faz diyagramları böyle bir sıvı, bir katı, gaz ve sıvının faz diyagramı burada. Bunun şu eğrinin bu tarafa doğru eğrinin negatif olduğuna bakınca bunun su için olduğunu anlıyorum. O da başka bir hikaye. Bunları hesaplıyoruz ve ıraksamaları buluyoruz. Burada devam edersem şöyle. Fakat bu metot, bu kullandığımız metot kendiliğinden çok ilginç. Bu metodu Ken Wilson diye bir fizikçi çıkardı. Ve Ken Wilson bakıyorsunuz 1971'de bu metodu çıkarmış. Kendisi 35 yaşındayken. Bu çok önemli bir şey çünkü biz neler yapmaya çalışıyoruz? Bütün mühendisler ve fenciler ne yapmaya çalışıyorlar? Atomik ölçekten oda ölçeğine, yani 100 milyon büyük ölçekleri birbirine bağlamaya çalıştılar. Atomik ölçekte etkileşmeleri biliyoruz. 100 milyon daha büyük bir ölçekte ölçtüğümüz şeylere gelmek isteriz. Ken Wilson çok akıllıca bir şey söyledi. Siz bu kadar büyük bir ölçek değiştirme yapacağınızda ilk önce şu ölçekten şu ölçeğe gidin. Ondan sonra bu ölçekten bir sonraki ölçeğe gidin. Bunu adım adım yapın. Ve çok güzel, daha tutarlı sonuçlar elde edersiniz. Bu çok başarılı oldu. Bu tek başına çıkardı bir teori. Ve bunun sonucu 1982'de, yani orada bakıyorsunuz 51 yaşındayken Ken Wilson tek başına Nobel ödülünü aldı. Bildiğiniz gibi Nobel ödülü bir kere birçok kişiye birden verilir. Ondan sonra beklerler, bir ayağın mezarda olsun, bunun zevkine var ama yaşlıyken sana verirler. Bu adama tek başına 51 yaşında verdiler. Şimdi bu ölçek değişikliği yaparken bu ölçek değişikliğini kompanse etmek için efektif bir yeni sıcaklık geliyor. Bu yeni sıcaklık veya bir yeni enerji skalası düzensiz fazlaysan sonsuza gidiyor, düzenli fazlaysan sıfıra gidiyor. Ben kendim bir öğrencimle, Susan McKay ile bir şey keşfettik. Bunu geçelim. Spin camlarında veya beynimizde
bu böyle olmuyor. Spin camlarında bu karmaşık düzenli bir sistem. Enerjiler ya çok güçleniyorlar ya çok zayıflıyorlar ve bunu deterministik bir kaosla yapıyorlar. Bunu burada gördük. Bunu yazmanın da, bunu sayısal yazmanın da Lyapunov işler diye böyle bir şey var. Bunları da yaptık. Gördüğünüz gibi Tolga böyle gitti. Şimdi bunların üzerine Tolga bunu yapmadan önce tabii ki şöyle bir şeye geleyim. Size ufak bir yalan söyledim. Ufak yalan şöyle bir şey. Bunu Tolga 5 yılda yaptı doktorası da dedim. Fakat doğru değil. Şimdi söyleyeceğimize inanırsanız, inanmanız lazım. Bunu şimdi söyleyeceğimi her şeyden daha çok hatırlayın bu konuşmada. Bu söyleyeceğim bir soruyla başlıyor. Siz hepiniz üniversiteye gideceksiniz. Üniversitede 4 yıl boyunca bütün derslerinizden 100 üzerine 100 aldınız. Başka hiçbir şey yapmadınız. Bu başarılı bir eğitim mi değil mi? Basit bir soru. Cevabınızı duyamıyorum ama hepiniz söylüyorsunuz. Hayır. Çünkü günümüzde herkes size, kimse size yüz binlerce öğrencinin çözmüş olduğu bayat, sınav ve ödev problemlerine fazla prim vermiyor. Tabii ödevlere sınav notları iyi olması lazım ama arada sırada BC'ler de olabilir. A, B, C, A olabilir. Fakat hepimizin sorduğu şey hangi özgün problem üzerine hangi projede çalıştı. Dolayısıyla Kadir Has Üniversitesi'ne girerseniz bu çok kolay. Çünkü bütün öğretim üyelerimizi zorluyoruz. Kendileri istiyorlar. Üniversite birden itibaren hangi bölümde olursanız olun bir projeyle çalışıyor bizim lisans öğrencilerimiz. Başka üniversitelere giderseniz Türkiye'de bu daha zor. Fakat profesörlerin kapılarına dayanın, bana bir proje verin diye. Burada biz size geliyoruz, kapınıza geliyoruz, ayağınıza geliyoruz. Benle çalışayım. Tolga benden üniversite birdeyken, yani sizden 1-2 yaş daha büyük, liseyi yeni bitirmiş. Ders aldı, herhalde stilimi bitirdi. Sizle araştırma yapabilir miyim dedi. Ben evet dedim. Ondan sonra ben Sabancı Üniversitesi rektör olunca benimle geldi. Yani lisans eğitiminde ve doktora eğitiminde 9 sene benden araştırma yaptı. Siz de zaten araştırma çok bir zevkli bir şey. Bir yandan sonra sıkılıyorsun, iyi not almayı beceriyoruz ama hepiniz araştırmaya girin. Tolga benden bir ders aldı. İlk ders aldığı ders elektrik ve arttırmış mekanik, sonra elektrik ve manyetizmaydı. Fakat ondan sonra MIT'de geliştirdim. Daha önce profesörlük yapmış oldum. MIT'de geliştirmiş oldum ve şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde verdiğimiz bu faz geçişleri ve renormalizasyon grubu dersini aldım. Şimdi bundan biraz daha devam edersem, burada bunu görüyorsunuz. Bunun şurada altı da var. Şöyle. Fakat bu derse ümit ederim. Bu ders herkese açık. Online de veriyoruz. Kendi öğrencilerimize tabii ki. Fakat dışarıdan da açık. Bu dersin merak ediyorsanız şu anda web sayfama girerseniz, iki tane web sayfam var. Bir Kadir Has'tan, bir MIT'den. Şurayı tıklarsanız bu dersin derste önemli 25 dersi, bu dersin içinde videosunu yaptım. Şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Bütün bu videoları da seyredebilirsiniz. Bunu zevkine varabilirsiniz. Burada devam edersek, bu ders aslında daha önce MIT'de profesörken hazırlamıştım. Tabii daha da geliştirdik sonra. Burada bakıyorsunuz MIT'de Physics 8334. Ben bu dersi veriyorum. Bana yardımcı olarak benim uygulamalarını yapan Profesör Mehran Kardar. Profesör Mehran Kardar kimdir? MIT'de bir profesör ve bu altı. Dünyanın en önde fizikçilerinden bir tanesi ve kendisine tanışmak fırsatını bu sanal ortamda virüsün bize verdi, görebileceksiniz. Çünkü bizim çok önemli bir şeyimiz de herkese açık kolokyumlarımız. Yani iki haftada bir dünya çapında birisi gelip bizden konuşuyor. Ya Türkiye'de konuşuyor veya sanal ortamda. Profesör Doktor Gökhan Otamışlıgil önümüzdeki toplantıyı yapacak. Daha sonra da Profesör Mehran Kardar. Ve burada sizi bekleriz. Zaten bunu da söylemiş olayım. Harvard Üniversitesi'nin, MIT'nin, birçok üniversitenin Türkiye'deki kapısı, Türkiye'deki ajantası Kadir Has Üniversitesi. Burada Mehran Kardar aslında benim ikinci doktora öğrencim. Kendisi öğrenciyken benden daha önce gösterdiğim dersi aldı. Sınıf birincisi oldu. Daha sonra da bu dersi benimle beraber vermeye başladı ve dünyanın en iyi fizikçilerinden biri oldu. Daha önce gördüğümüz Tolga Çağlar da bu dersi aldı ve de o da sınıf birincisi oldu. O da bu derse benden asistanlık yaptı, devam etti. Şimdi burada biraz daha ilerlersem şöyle, bütün burada öğrencilerim, bütün öğrencilerimizi üniversite birden itibaren yanımızda alıyoruz ve hepsine bir proje veriyoruz. Her kişiye bir proje. Sonra da bir kural bu öğrencilere bir
ilk makalelerini yazdıklarında uluslararası bir konferansa yollar. Burada bu öğrencilerin, bu gördüğünüz kişiler 1999'da Türkiye'ye ilk döndüğünde üniversite 1'deyken benimle çalışmaya başladılar ve 10 sene sonra kendi özgün çalışmalarını göstermek için bir üniversiteye, bir toplantıya gidiyorlar. Ben o sırada gidemedim çünkü o sırada benim rektör olmamdı Sabancı'da. Biliyordum onu, rektörlüğe hazırlanıyordum. Fakat burada Nadir Kaplan, Michael Inceski, MIT'den son öğrencim, ilk Türkiye'li öğrencim, hikayesi başka. Ongun Özçelik, burada onun yanında, burada. Can Güven, Neşe Aral, Burcu Cesoy, bunların hepsi üniversite 1'deyken benimle çalışmaya başladı. Gül Pınar, o sırada genç bir yardımcı doçent arkadaşımızdı 9 Eylül Üniversitesi'nden ve şimdi profesör oldu. Burak Avşaroğlu, sınıf birincilerine ben gidiyorum ikinci, üçüncüye benimle çalışır mısın diyorum. Hepsi evet diyorlar ama Burak Kerata yok sizle çalışmam hocam dedi. Moleküler biyoloji yaptı, helal olsun. Bu da yanında eşi, o da bir moleküler biyolog. Bunlar önemli bir toplantıya gidiyorlar. Ben toplantıya gidemedim çünkü rektörlüğe hazırlanıyordum. O sırada Humboldt ödülünü almıştım Türkiye'den ilk defa olarak. Burada New York'ta Grand Central Park'ta Humboldt heykelinin önünde benimle dalga geçiyorlar. Bu isimleri duydunuz arkadaşlar. Hatırlamıyorsunuz tabii, hızlı geçiyorum. Fakat burada bakarsanız bir sürü isim var. Bunların hepsi şu anda çeşitli yerlerde. Bunlara ilaveler lazım. Birazdan göreceksiniz. Mesela Ege Eren yeni bu grupta olması lazım. Şimdi Chicago Üniversitesi'ne gidiyor araştırma yaptığını. Bu öğrencilerin hepsi benden araştırma yapmış öğrenciler. Daha sonra da tabii çok iyi öğrenciler, onun için ilerleyecekler. Benim tavsiye mektubumun, beraber yazdığımız makalelerin de buna bir katkısı var bence. Şu anda bulundukları yerlerde bunları görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz, bu şimdi profesör olan öğrenciler var, öğretim üyesi olanlar var. Abdullah Demir benden lisans öğrencisiyle çalıştı. Şimdi doktorasını yine aldı aslında, doktor bu. Doktor adı Doktor Abdullah Demir, MIT'den doktorasan. Bu öğrenciler de şimdi üniversitelerde, fakat lise öğrencisiyken bizim lise yazılı okulumuza gelip ondan sonra benimle çalışan asistanlık yaptı. Burada devam edersen burada, burada lise yaz okulundan bahsettim. Lise yaz okuluna nasıl başladık? Ben bu MIT dersini yazları vermeye başladım. Onlardan bir tanesini 2007 yılında baktık. Bu zor MIT'de doktora dersi. Fakat bir baktık Tev İnanç Lisesi'nden, belki aranızda Twitter'dan seyredenler var. Bir öğrenci bunu aldı. Günde iki tane sınav oluyoruz. Her gün bir ödev var. Bu yoğun bir ders yazın. Tev İnanç Lisesi'nden arkadaşım Seçil Lafçı. Bu derste dördüncü oldu. 58 kişi arasında üniversite öğrencileri. Burada anladık ki bizim üniversite öğrencilerimiz Türkiye'de şahane. Fakat sizler lise öğrencileri daha da şahanesiniz. O andan itibaren lise yaz okullarına başladık. Burada görüyorsunuz benim daha önce isimlerini gördüğünüz arkadaşlarım. Neşe Aral, Burcu Yücesoy, Can Güven, Nadir Kaplan, ben buradayım. Seçil Lafçı da gencecik orada. Gördüğünüz gibi pastalarda yapıyoruz. Daha önce gördüğünüz formül burada. Pastaları kesip yiyoruz da. Seçil Lafçı tabii çok iyi bir öğrenci. Çok başarılı oldu. Bundan sonra Chicago Üniversitesi'ne gidip ekonomi ve matematikten çap yaptı. Döndü. Finans sektöründe çok başarılı bir kimse. Şurada görüyoruz burada. Kendisi Türkiye'ye döndükten sonra güzel kampüsümüzü ziyaret ediyor ve orada kendisi görüyorum. Şimdi kendisi Hollandalılar kaptı tekrar kendisini. Fakat benim görüşüm şöyle. Arkadaşlar sizin bir göreviniz başarılı ve mutlu olmak ve bunu sağlamak kendinize. Nereye gitseniz Türkiye'nin bir parçası orada. Mutluluk, başarı sizi nereye götürürse siz oraya gidin. Biz de size bunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Bu konuda başarılı da oluyoruz. Şimdi devam edersem, şimdi hızla geçiyorum çünkü vaktim azalıyor. Yine benden bu dersi alıp sınıf birincisi olup sonra asistanlık yapan arkadaşlarımın makalelerini, vaktim olmadığı için birer birer bunların üzerinden gitmeyeceğim. Ama görüyorsunuz burada faz diyagramları çıkıyor. Ege Eren'le biraz önce bahsetmiştim. Buna bakarsanız bu 2020'de bir ay önce çıktı. Ege Eren keşke burada kalsaydı, benimle çalışsaydı. Lisans öğrencisiyken bunu yaptı, dersimi aldıktan sonra. Fakat birçok çok iyi teklif aldı yurt dışından. Doktora için Chicago Üniversitesi'ne gidiyor. Orada şimdi hesabın üzerinden geçmeyeyim. Bunlar Ege'nin hesabı. Can Artun şu anda bu Kadir Has Üniversitesi'nde doktor öğrencim. O da faz geçişleri dersini aldı. Sınıf birincisi oldu. Şimdi beraber çalışıyoruz. Bu arşivlerde bunu yeni sunduk.
en iyi fen dergilerinden birine Proceedings of the National Academy of Sciences USA'ya verdik. Bu impact faktörü büyük bir şey. 10 olan bir dergi. Şimdi yeni yaptık. Son bir buçuk ay içinde iki tane makale çıkardık. Şimdi bunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu böyle. Bunu geçeyim. Birçok hesaplar var burada. Şöyle geleyim ben. Bir kere hayatta bir kere yaşıyorsunuz. Burada içinizden geleni yapacaksınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmanın çok önemli bir tarafı da başarılı olmak. Biz de size bunlardan yardımcı oluyoruz. Gördüğünüz gibi ben iftar ediyorum yaptıkları öğrencilerimle. Öğrencilerimle dünya çapında bir araştırma yapmak bizi çok mutlu ediyor. Fakat daha büyük bir şey var. Öğrencilerimizin bizi geride bırakıp kendi batışlarına, kendi motorlarını kullanarak veya kendi bilimsel ortaklıklarını kullanarak araştırma yapması, bu en büyük ödül. Bu ödül bizi çok mutlu ediyor. Mesela ben bunu tattım. Bu 3 ay çalışma, Ozan Sarıyer şu anda Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Burcu Ceso şu anda Boston'da kompleks sistemlerde doktor öğretim üyesi, kompleks sistemler merkezinde Barabaşı diye bu kompleks sistemleri ilk ortaya çıkaran kişiyle çalışıyor. Nadir Kaptan Harvard'da doktor öğretim üyesi. Bunlar 3 ayrı proje, kendileri yapmışlar. Ben işin içinde yoğum ve de bu tabii ki çok mutlu eden bir şey. Bizim kendimize ölçtüğümüz bir şey var arkadaşlar. Birçok kaç tane makale yazıyorsun, kaç konferansa gidiyorsun, bunlar var. Ama en önemlisi bizim felsefemiz. Kendimizden daha iyi kaç tane öğrenci yetiştirdik? Kendimizden daha iyi olmuş veya olacak. O konuda çok iddialıyız arkadaşlar. Biraz önce Mehran Kardar'ı gördünüz. Şimdi bu arkadaşlarımı görüyoruz. Biz kendimizden daha iyi olacak öğretim öğrenciler yetiştirmekten büyük zevk alıyoruz. Kendimizi böyle sınıyoruz. Ben konuşmamın sonuna geldim. Biraz hızlıca gittik. Başka çok şey var. Ama soruları almadan önce unutmayayım diye şunu söylüyorum. Çok heyecanlı bir devirdesiniz. Hepinize imreniyorum. Önünüzde seçimler var. Hangi bir mesleğe gideceksiniz? Hangi üniversiteye? Eğer herhangi bir sorunuz olursa beni her zaman arayabilirsiniz. Velileriniz arayabilir. Telefon numaram 0532 310 0554. 0532 310 0554. Her zaman 7/24 servisteyiz arkadaşlar. Beni arayabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra az bir 2-3 dakikamız var. Fakat sorularınız varsa alabilirim sorularınızı. Çok teşekkür ederiz hocam. Chat kısmına bakıyorum arkadaşlarımızdan soru ileten var mı diye. Burada gördüğüm bir soru yok ama direkt size yazmış olan arkadaşlarımız olabilir. Siz bakabilir misiniz? Size iletilmiş bir soru var mı? Bundan çıkmaya çalışıyorum. Bundan çıkmak için stop share'e bastım. Evet. Ve burada chatte kimse benden chat etmek istemiyor. Çok üzüldüm. Arkadaşlar bir de şu açın videoları da yüzünüzü göreyim. Hep bir yerden açmayın, yüklüyorsunuz sistemi. Açın videoları, beni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Göreyim yüzünüzü bakalım. Kaç taneniz uykusu geldi, kaç taneniz mutlu? Yalçın mutlusun sen, Binnaz mutlusun. Öğrenci arkadaşlarımdan bir yüzünüzü göreyim. İstiyorsanız tabii ki, mecburiyet yok. Eda merhaba. Böyle arkadaşlar. Peki, iyi olun, çok mutlu olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Osman hocam. Herhangi bir sorunuz için beni arayabilirsiniz. Telefonum var. Görüşmek üzere. Çok arkadaşlarımdan da çok ilginç konuşmalar dinleyeceksiniz. Şimdilik ben sizden ayrılıyorum. Kampüste görüşmek üzere diyelim o zaman. Şimdiki dersimiz Taner Ersan hocamızla olacak. Doktor öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Taner hocam. Az önce görmüştüm hocamı. Evet, buradayım. Sunumu paylaşıyorum. Tamamdır. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İyiyim, çok teşekkür ederim. Her şey düzgün gözüküyor mu? Sesim gayet iyi gözüküyor. Sesiniz de gayet iyi geliyor. Ben hazırım. Söz sizde. Dinliyoruz hocam sizi. Buyurun. Evet, hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kapalı ve açık sahalarda, her yerde algılanmak ve cep telefonunuzun ötesi
konusunda bir sunum gerçekleştireceğim. Aslında kapalı ve açık alanlarda algılanmak, yani iç mekan konumu belirleme konularında çalıştığım için buradaki yaptığımız araştırma çalışmalarının bir özetini sizinle paylaşacağım. Nereden nereye geldiğimizi size anlatmaya çalışacağım. En önemli noktamız o. Verdiğim değerlere lütfen dikkat edin. Çünkü hakikaten bizim açımızdan yaklaşık 5 senedeki bir süre içerisinde çok olumlu bir gelişmeyle geldiğimiz noktayı göreceksiniz. Ve bundan sonra hayatımızda neler olacak? Onu bir parça paylaşmaya çalışacağım sizinle. Yani sunumun ilk bölümüyle ilgili kısmı sol tarafta, ikinci bölümle ilgilenen kısmı da sağ taraftaki görsellerle ifade etmeye çalıştım. Birazdan detaylara girmeye başlayacağım. Şimdi her şeyden önemlisi, burada dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi özellikle dış mekanda bizim herhangi bir problem olmadan bağlantımızı gerçekleştiriyor olmamız. Çünkü GPS uyduları vasıtasıyla bundan yararlanabiliyoruz. İlk uydu 1978 senesinde gönderildi ve 6 farklı yörüngede 55 derece açıyla şu anda tepemizde bir sürü GPS yayını yapan uydular var. Amerika bu konuda biraz daha önde. 32 tane uydusu var. Çin'in, Rusya'nın ve Avrupa Birliği'nin uyduları var ve GPS yayını şu anda 24 tane uyduyla bize sağlanıyor. 3 tane uydudan veri aldığımız takdirde biz yerimizi, konumumuzu belirleyebiliyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı da birazdan göstereceğim. Ama işin esas önemli tarafı 4. bu uyduya da ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü 4. uydu 3 uydudan gelen sinyalleri senkronize ediyor ve aynı zamanda da bize yükseklik bilgisini gösteriyor. Hani navigasyonlarda görürsünüz 3 boyutlu olarak bunu size göstereyim mi diye sorar. Eğer 4. uydudan veri alıyorsanız, her şey yolunda gidiyorsa size 3 boyutlu olarak görüntüleri aktarıyor. Şimdi burası bizim Cibali kampüsümüz, üniversitemizin bulunduğu alan burası. Diyelim ki üniversiteye geldiniz ve üniversitenin kapısının önünde ben şu anda neredeyim, bulmak istiyorum üniversiteyi ya da nerelerdeyim diye GPS'inizi açtınız. GPS'inizi açıp da ilk uyduyla irtibata geçtiğiniz anda o uydudan gelen veri neticesinde, ki burada Haliç sosyal tesislerini kendine baz olarak almış, yaklaşık 500 metre uzaklıktasınız diye bir bilgi geliyor. Yani bu demek ki biz aslında şu çemberin üzerinde herhangi bir noktada bulunabiliriz. Halbuki buradayız. Dolayısıyla bir uydudan veri aldığımız takdirde biz konum belirleyemiyoruz. İkinci bir uydudan bağlanıp da veri almaya başladığımız zaman, bu da diyelim ki Haydarpaşa Çeşmesi üzerinden bize bağlanıyor ve ondan da 400 metre uzaktayız diye bilgi geliyor. Dolayısıyla iki çemberin kesişim noktası burası ve burası bizim konum bilgimiz, konum yerimiz olabilir. Ama aslında gene belirleyemiyoruz. Acaba hangisi? Üçüncü veri geldiği takdirde, ki işte Yavuz Sultan Selim Camii'nden de 1 kilometre uzaktasınız diye veri bize ulaştığı takdirde de biz bu 3 tane çemberin kesişim noktasından Kadir Has Üniversitesi'nin önünde olduğumuzu belirleyebiliyoruz. Yani dolayısıyla dış mekanda bu iş son derece sağlıklı, son derece güzel çalışıyor. Peki hakikaten bizim beklediğimiz aralıkta mı bu doğruluklar? Evet, baktığımız zaman GPS'in doğruluk oranının 3 metre ile 15 metre arasında olduğunu, yani göz mesafesinde olduğunu görüntülüyoruz. Yani dolayısıyla yaklaşık 10 metre civarında bir doğrulukla alsanız, diyelim ki otomobille gidiyorsunuz, otomobilin boyu zaten 5 metre. Yani dolayısıyla gelen veri bizi bir hayli tatmin edebiliyor nitelikte. Ama diyelim ki GPS konum bilgisi çalışmıyor. Bu durumda da baz istasyonları üzerinden ve cep telefonları üzerinden bizim şebeke sağlayıcılarımız konum belirleme imkanı sunabiliyor. Burada da doğruluk oranımız 15 metre civarında. Şimdi burada bir konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Son dönemde yaşadığımız olaylarda da bunu görüyoruz. Covid-19 sebebiyle özellikle insanların evden ayrılmaması, özellikle 65 yaş üstündekilerin konum bazlı olarak yerlerinin tespitiyle ilgili çalışmalar yapıldı. İşte GSM operatörlerinden gelen veriler toplanarak o insanların evlerin içerisinde bulunması, dışarı çıktıkları zaman da mesajla bilgi vermesi şeklinde olay belirlendi. Ama kullanıcılar balkona gittiler ama sistem onu dışarıda gördüğü için bu 15 metre hassasiyetten dolayı onların telefonuna lütfen evinize geri dönün mesajları geldi. Dolayısıyla bu doğruluk aslında bizim için çok da yeterli değil. Hele bir de iç mekanda bunu kullanıyorsak, bu iç mekanda cep telefonları üzerindeki otoparklarda da, eğer bir AVM'ye giderseniz, otoparklarda da bu oran 50 metreye kadar çıkabiliyor, ki 50 metre çok ciddi bir oran. Aslında bir odanın içerisinde olup olmadığınızı anlamaya çalışıyorsunuz ama baktığınız zaman orada ciddi anlamda 50 metrelik bir doğruluk bizim işimizi hiç görmeyen bir doğruluk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aslında GPS çok sağlıklı çalışmasına rağmen maalesef iç mekanda bunu kullanma şansımız yok. Çünkü çatılar, çelik yapılar ve binaların duvarları GPS işaretlerini maalesef içeri geçirmiyor. Bu
Bu durumda yapmamız gereken şey yeni teknolojiler kullanarak bunu belirleyebilmek. Yani ben iç mekanda herhangi bir noktadaysam, herhangi bir başka bir noktaya geçer gidebilmem için gerekli olan navigasyonu sağlayabilecek, bunu doğrulukla, yüksek doğrulukla sağlayabilecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Evet, bununla ilgili çok farklı yöntemler var kullanabileceğimiz. Biz bunu yaptığımız bir çalışmada şekillendirdik. Hangi yöntemler var, biz bunların hangilerini kullanabiliyoruz, neler yapabiliyoruz şekillendirdik. Daha sonra da burada kullanabilecek teknolojileri belirledik. Çok farklı teknolojiler, infrared, ultrasonik, radyo frekansı kullanan çok farklı teknolojiler var. Wi-Fi işaretlerini kullanabiliyoruz. Hatta evdeki ADSL modeminizden bile bu işaretleri kullanabiliyoruz. Beaconlar, 1 lira büyüklüğünde küçük beaconlar kullanarak bunu yapabiliyoruz. Ultra geniş band dediğimiz ultra wide band sensörler kullanarak bunları yapabiliyoruz ve en son üzerinde çalıştığımız konular görünen ışık haberleşmesini, visible light communication kullanarak bunları gerçekleştirebiliyoruz. Biz çalışma odamıza Wi-Fi, Bluetooth beaconları ve ultra wide band sensörleri koyarak ilk çalışmamızı gerçekleştirdik ve bununla ilgili Tridatelation adını verdiğimiz bir yöntem kullandık ve amacımız aslında 3 tane farklı network cihazından gelen verileri kullanarak şu ortada bulunan konumu belirleyebilmek. Yani X, Y, Z konumunu belirleyebilmek. Bunu ne kadar yüksek doğrulukla yapabilirsek bizim işimize o kadar fazla yarayan, daha hassas bir şekilde konum belirleme şansımız olabiliyor. Bir kısım dönüşüm formüllerimiz var. Kullandığımız bir sistem modeli var ve bunun neticesinde de aslında şuradaki D değerini verdiğimiz zaman D0 değerini bulmaya yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunun için de önce Wi-Fi işaretlerini, sonra beaconları, sonra da ultra wideband sensörleri kullanarak çalışmalarımızı yaptık. Şimdi ilk yaptığımız çalışma aslında her şey çok sistematik gözüküyor. Yani biz bir araştırmaya başlarken aslında bu işin ne kadar yapılabileceğini, nasıl yapılabileceğini hemen belirleyebiliyoruz. Aslında tahmini olarak da bulabiliyoruz. Çünkü elimizdeki yöntemler teoride bize doğru sonuçlar verebiliyor. Ama pratikte durum öyle değil. Çünkü özellikle bu Wi-Fi işaretlerini etken çok fazla etken var. 6 metreye 6 metrelik bir ortamda biz bunu denediğimizde maalesef doğruluk oranı 4 metrenin altında olan birkaç nokta çıktı. Yani bakın burada bir sarı nokta var, burada bir sarı nokta var. Geri kalan her yerde hatamız 4 metrenin üzerinde çıktı. Ve ilk elde ettiğimiz sonuçta 6 metre 6 metrelik bir ortamda 8.7 metrelik bir hata ortaya çıktı. Bu şu demek, yani gözümüzü kapatıp eğer bir nokta seçsek bundan daha başarılı sonuç elde edebiliyoruz. Evet, teknoloji bazen doğru sonuçlar veremiyor. Daha teknoloji bazen teoridekiyle pratikteki hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Peki daha ne yapabilirdik? Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Farklı bir yöntem uyguladık 2.8 metreye. Farklı bir yöntem uyguladık 1.39 metreye kadar düşebildik ve bundan daha da fazla iyileştiremedik. Yani aslında biz 6 metreye 6 metrelik bir odanın içerisindeyiz ama 1 metre 39 santimlik bir hatayla konumumuzu belirleyebiliyoruz. Yani aslında etrafımızda yaklaşık 1 metre 40 santimlik bir çember var. Hatta duvara ya da kapıya doğru yaklaştığınız zaman odanın içinde misiniz, dışında mısınız? Bunu bile belirlerken zorlanıyoruz. Ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen bundan daha iyi bir yere varma şansımız olmadı. Daha sonra kullandığımız teknolojiyi değiştirdik. Biz beaconlarla 1 lira büyüklüğünde beaconlarımız var. Kendi üzerinde pilleri var. Bu işte CR2032 diye bir pil var. Çok bildiğiniz bir pildir zaten. Kumandalarda ve bir kısım cihazlarda da vardır. Çok küçük boyutlarla oluşturulmuş bir mekanizmada bunları oluşturduk. 150 tane beaconı üniversitemiz Cibari Kampüsü'nün merkezine yerleştirdik. Bunların 50 tanesini bu tracking ve routing işleri için kullandık. Hatta bununla ilgili o dönemde Cibari Tütün Fabrikası'nda ne şekilde kullanılıyor acaba bizim salonlarımız diye bir çalışma da yapmıştık. Dolayısıyla belli bir konuma geldiğinizde buranın eski fotoğrafını görmek ister misiniz dediğinde bir uygulama size o kullanılan salonun, sınıfın eski fotoğrafını, eski halini, Cibari Tütün Fabrikası olarak kullanılan halini gösteren fotoğrafları belirlemiştik. Burada da bizim kullandığımız yapılar içerisinde de yaklaşık 14.4 metreyle başlayan hatalar var. Yaklaşık 5 metrelere kadar çekebildik bunu. Ama işin ilginç tarafı fingerprint dediğimiz, ayak izi dediğimiz bir algoritma sayesinde bunu önce 1 metre 80 santimlere, daha sonra yaptığımız çalışmalarda 86 santimlere kadar düşürebildik. 8 metreden 86 santime kadar gelebildik. Bu bizim için aslında olumlu bir gelişmeydi. Peki ama önemli şeylerden bir tanesi mesela öğrencilerin sınıfta ders dinlerken yaptığı hareketler. Mesela şu hareketi
canı sıkıldığı zaman yapmış olduğu bu hareketi belirleme şansımız yok. Çünkü 86 santim yaklaşık etrafında 1 metrelik bir alanda ve tam olarak konum belirleme şansımız yok. Hareketleri belirleme şansımız yok. Teknolojiyi bir daha değiştirdik ve ultraviolet sensörlerle çalışmaya başladık. Burada da ilk elde ettiğimiz sonuçlar 24 santim mertebesinde. 8 metrelerden 24 santimlere kadar geldik. Dolayısıyla bu noktada ilk yapmış olduğumuz ölçümlerle de iyileştirmeler sonucunda bakın ilk yaptığımız ölçümlerde mavi olan yer sayısı ne kadar az. Kırmızılar çoğunlukta. Dolayısıyla hata alanımız çok yüksek. Bu bizim Wi-Fi'da görmüş olduğumuz sonuçlar. Daha sonra beaconlarla elde ettiğimiz zaman sonuçlarımız gene mavi sayılarımız az ama hiç olmasa yeşillerimiz var. Bununla ilgili daha iyi sonuçlar elde ettik. 86 santimlerdeydik ve ultra-wideband sensörleri kullanmaya başladığımız zaman durum bir anda değişti. Ne oldu? 24 santimlerle biz artık konum belirler hale gelebildik. Dolayısıyla bu bizim için son derece önemli bir gelişme sağladı. Aslında bizim yapmış olduğumuz şey burada çok da farklı değil. Mesela biz burada bir plaj resmi görüyoruz. Ama burada aslında davranış haritalama, insanların birbirleriyle olan bağlantılarını belirleyebiliyoruz. Mesela insanlar şurada bir yürüyüş koridoru oluşturmuşlar. Burada bir sosyalleşme var, burada bir sosyalleştirme var. Belli sosyal çalışmalar var. Özellikle Sanat Tasarım Fakültesinden Orçun Hoca'nın davranış haritalama konusunda çalışma yaptığını gördükten sonra biz bir anda bakın koridorların hepsini görüyorsunuz. Şurada bir yürüyüş koridorumuz var, burada bir grup var, burada bir grup var. Kendi içerisinde gruplar var, oluşturulmuş. Gene kendi içinde kapalı bir grup var. Kendi içinde bir sosyal grup var. Dolayısıyla davranış haritalamada bu kullanabileceğimiz sensörlerle yol alabileceğimizi ve otomatik olarak bu işleri yapabileceğimizi öngörmeye başladık. Burası üniversitemizin güzel Cibali kampüsü. Bu önden görüntüsü, bu da yandan görüntüsü. Yani dolayısıyla çok sevdiğimiz kampüs binamız, kampüs alanımız. Bunun içerisindeki sosyal alanları 35 tane öğrenciyle ve tek tek not tutarak bir davranış haritalama yapıları çıkartma çalışmaları yapıyorlardı. Biz acaba bu çalışmayı ki burada yoğunluk haritasını görüyorsunuz üniversitenin kullanımıyla ilgili bir yoğunluk haritasını hatta o dönemde yapılan çalışmalar neticesinde üniversitenin şu alanında oldukça büyük bir boşluk olduğunu görüp bu alanı da bir sosyal alana dönüştürerek burada bir yeme içme alanı oluşturulması yoluna gidilmişti o dönemlerde. Yine üniversitenin içerisinde geçiş alanlarının yoğunluk olan alanların bulunduğu yerleri buradan görebiliyorsunuz. Bu çalışmaların her birinde öğrenciler saatlerce teker teker işaretleme yöntemini göz önünde bulundurarak haritaları belirleyebiliyorlar. Bunun sayesinde gürültü oranlarını ve diğer yapıları çıkartma yoğunlukları belirleme şansı ortaya çıkabiliyor. Gene sınıfın içerisindeki yoğunlukları ve davranışları belirleme şansı olan çalışmalardı bunlar. Şimdi esas amacımız da bu çalışmalara biz iç mekan konum belirleme sensörlerini dahil ederek bunu acaba otomatikleştirebilir miyiz sorusu gündeme geldi. Ve yaptığımız çalışmalar neticesinde bakın ilk yaptığımız çalışmada burada hatırlarsanız 8 metrelerden başlamıştık ilk hatalarımıza. Kullandığımız yöntemlerle Wi-Fi'de 1 metre 39 santim, Bluetooth beaconlarla 86 santim, ultraviolet sensörlerle 24 santime kadar düşürdük ve son yaptığımız iyileştirmelerle 20 santim civarında sonuçlar elde ettik ve bunu hemen yayına dönüştürdük. Yani aslında akademik çalışmalar, araştırma çalışmaları bize bu imkanı da sağlıyor. Yani aşama aşama daha iyileştirerek, daha iyi yöntemler bularak bunu ilerletebiliyoruz. Daha sonraki çalışmalarımızda o optimizasyon yöntemleri kullanarak bunu 15 santimlere kadar düşürdük. Bugün nerelere geldik ve yaptığımız ilk çalışmalarda da bunlar nelerdi? Burası bizim kullandığımız Steelcase aktif öğrenme merkezinin sınıfı. Burada çok rahat bir şekilde testlerimizi hayata geçirdik. İlk yaptığımız çalışmalarda da bu gündeme geldi. Geçen iki ay önce 1558 kez görüntülenmişti çalışmamız. Dün aldığım sayıları 2638 kez görüntülenmiş, 1647 kez download edilmiş çalışmamız. Dolayısıyla bu çalışmalar bizim için son derece önemli çalışmalar. Bakın yaptığımız çalışmayı bu Wi-Fi'da elde ettiğimiz sonuçlar, bakın ne kadar büyük daire var insanın etrafında. Buralarda bir yerlerde ama nerede belli değil. Bunu beaconlara dönüştürdüğün zaman gene buralarda belli bir yerlerde ama yeri belli değil. Bunu ultraviolet'e dönüştürdüğün zaman buralarda bir yerde ama yeri çok belli. 20 santimlerle bunu başardığımızı
görebiliyoruz. Dolayısıyla bu çalışmamızın esas amacını oluşturan kısım oldu. Ve bunu davranış haritalarını belirledik ve gördüğünüz gibi bunu da senaryolar haline getirip sistem üzerinde görüntüler hale ulaştık. Son yaptığımız çalışmalarda da bunu bir yüksek lisans öğrencimle beraber hayata geçirdik, yayınlandı. Gene özellikle bizim sınıflandırma ve öbekleme çalışmalarımız var, clustering algoritmalarımız var. Bunlardan bir tanesini kullanarak ve çeşitli filtreler kullanarak 16 santimde bulmuş olduğumuz hataları 9 santime kadar düşürdük. Bu da benim son yaptığım bir çalışma. Gene ultraviolet sensörler kullanıp Big Bang Big Crunch optimizasyon algoritması ve Kalman filtresi kullanarak 7.43 santime kadar ortalama hata değerini düşürdük. Bakın 8 metrelerde başlamış olduğumuz ortalama hata şu anda 7.43 santimetreye kadar düşürülmüş durumda. İşte bu tamamıyla yapmış olduğumuz bir araştırma çalışmasının 5 yıl içerisinde gelmiş olduğu noktayı gözleri önüne seriyor ve çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bundan sonra otomatik davranış haritalama ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi ikinci sunumun ikinci kısmına geçeceğim. Gelecek bize neler vaat ediyor? Bununla ilgili kısaca size bilgi aktarmaya çalışacağım. Şimdi en önemli örneğimiz aslında geçmişten ders almamız. Şu anda teknolojinin gelmiş olduğu noktaki bugün kullanmış olduğumuz yapıda da bunu görüyoruz. Eğer teknoloji bu noktaya gelmemiş olsaydı, eğer bilgisayar ağları bugünkü yapısına ulaşmamış olsaydı, biz bugünlerde eğitimlerimizi uzaktan yapma şansına sahip olamayacaktık. Bu noktada da en büyük nokta işin güvenilirliği. Bakın BlackBerry diye bir telefon vardı hatırlarsınız. 2016 senesinde çok ciddi karlarla çalışan ve üst yöneticilerin tamamen kullandığı bir yapıydı. Bir gün serverları çöktü, bir gün. O bir gün içerisinde o serverları ayağa kaldırmak mümkün olmadı. Neden? Çünkü gelen biriler bütün o serverın üzerine işlem kapasitesini aştığı için ciddi şekilde zarar görmeye başlamıştı. O günün öğleden sonrasında üst düzey yöneticilerin hepsi başka bir telefona geçiş yapmışlardı. Burada marka da verebileceğim. Evet, iPhone siparişleri verilmişti ve o günden sonra BlackBerry bir daha eski BlackBerry hiçbir zaman olmadı. Çünkü güven kaybedildi. Aynı yapı uydu internet sağlayıcı Barracuda tarafında da yaşandı. 2001 senesinde çok başarılı bir şekilde uydularla, low Earth orbit dediğimiz uydularla bu veri iletişimini sağlama amacı gidiyordu. Bir gün uyduları sustu, bir daha Barracuda olamadı. Dolayısıyla bu birinci aşamada işin güvenilirliğini sağlıyor. Şu anda hiç kesintisiz olsa bile çok kısa kesintilerle biz eğitimimizi, seminerimizi sürdürebiliyoruz. Şimdi ben bu noktada Türkiye'nin bulunduğu noktayı da sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Türkiye'nin ve dünya ülkelerinin bağlı olduğu gösterildiği bir yapı var. Bunlardan bir tanesi yenilikçilik yeteneği katsayısı, diğeri de rekabet gücü. Türkiye nerede diye soracak olursanız, Türkiye burada. Hiç olmazsa ortalama çizginin üzerinde. Belli bir yenilikçilik yeteneğimiz var. Bununla ilgili de belli bir rekabet gücümüz var. Çok iyi gözüküyor ama bağlantıda olduğumuz ya da rakip olduğumuz ülkelere baktığımız zaman aslında çok da iyi bir yerde olmadığımızı görüyoruz. Tayland, Litvanya, Hindistan, Malezya, Trinidad, Tobago. Dolayısıyla şu anda bizim sahip olduğumuz yenilikçilik katsayımıza, rekabet gücümüzle bu ülkelerin sahip olduğu rekabet yeteneğine sahibiz. Peki burada tepede kim var? Amerika var, Finlandiya var. Peki o dönemde, bunun yapıldığı dönemde Finlandiya nasıl var? Finlandiya Nokia sayesinde var. Bu önemli şeylerden, yapılardan bir tanesi. Yenilikçilik, fırsatçılık, telefonların farklı olması. Bu telefonu satmazsa diğer telefonu satıyor. Sürgülü olanı satmazsa kapaklı olanı satıyor. Kapaklı olanı satmazsa kendinden yan çevrilebilir, ekran haline dönüşebilir satıyor. Çok farklı telefonlarla, çok farklı şekillerde piyasaya çıkabiliyorlar. Peki Nokia bu noktaya nasıl geldi? Hiç unutmadığım yazılardan bir tanesi Finlandiya Başbakanı'nın yaptığı bir konuşmada ve onun bir gazete haberinde görmüştüm. Şöyle demişti Finlandiya Başbakanı, bir firmanın iki ürünü Finlandiya ekonomisini çok etkiledi demişti. Bunlardan bir tanesi iPhone çıktı, Nokia tepe taklak gitmeye başladı. İkincisi iPad çıktı,
Finlandiya'daki endüstriyel kağıt üretimi ciddi şekilde sekteye uğradı. Dolayısıyla işte teknolojinin önemli olduğu nokta burada. Bir firmanın iki ürünü ciddi şekilde ekonomiye yön verebiliyor, ekonomiyi etkileyebiliyor. Peki Nokia bundan sonra rekabet edebildi mi? Mümkün değil. Devler geldi, Nokia'yı geçti ve bir daha da rekabet edemediler. Peki biz ne durumdayız? Acaba yenilikçilik katsayımızdan para kazanabildik mi? Bir de bunun tablosuna bir bakalım. Türkiye'nin bulunmuş olduğu yenilikçilik katsayısı bu noktadaydı. Biz bunlarla rekabet edebilmiş miyiz? Bu bizim gayri safi yurt içi hasılamıza ne kadar etkimiş? Maalesef eğrinin altında kalmışız. Dolayısıyla burada en çok parayı kazanan ülke kim? En çok parayı kazanan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Sonra kim geliyor? Bakın dikkatinizi çekerim. Norveç, İzlanda, İrlanda, İsviçre, Kanada. Dolayısıyla çizginin üstünde kalmak ve bunu yenilikçilik yeteneği katsayımızla bunu kâra geçirmek, gayri safi yurt dışı hasılaya bunu yansıtabilmek son derece büyük önem taşıyor. Peki biz ne yapabiliriz bununla ilgili? Evet, bu da son derece doğru. Yenilikçilik yeteneğimiz var. Bu yenilikçilik yeteneğimizle rekabet edebildik ama bunu sadece boğaz sokluğunu yapabildik. Yani bu işten çok ciddi para kazanamadık. Peki ülke bazı konularda, özellikle bilişim konularında ciddi şekilde destek verebilseydi nerelere gelebilecekti? Bakın bunun sayesinde yenilikçilik yeteneğimizi bir sağ eksene kaydırmış olsaydık, yaklaşık 10 bin dolarlardan 25 bin dolarlara çıkıyor olacaktık. Bir sağ tarafa, yani eğrinin alt kısmına kaydırılabilmiş olsaydık bunun 30 bin dolarlara çıkartma şansına sahip olabilecektik. Dolayısıyla evet, yenilikçilik ve bu dengeyi kurabilmek son derece önemli. Yenilikçilik nasıl oluyor, nasıl ilerliyor? Bakın bu son dönemde gündeme gelen, özellikle katlanabilir cep telefonlarının yapısıyla ilgili. Önce Samsung bir ürün çıkarttı. Çok geçmeden hemen 3-4 gün sonra Huawei bir ürün çıkarttı. Steve Wozniak bir açıklama yaptı. Dedi ki Apple'ın katlanabilir ürün geliştirmeyle ilgili herhangi bir çalışması yoktur dedi. Bir hafta sonra Apple'ın 7.2 inçlik katlanabilir prototipi sızdırıldı. Yani dolayısıyla evet, rekabet teknoloji böyle oluyor. Çok ciddi bir şekilde çalışmalar sürüyor. Neyin nasıl yapılacağıyla ilgili planlamalar çok önceden yapılıyor. Prototiplemeler çok önceden yapılıyor ve yavaş yavaş da hayata geçirilmeye çalışılıyor. Şimdi bu noktada gene hayatımıza neler girecek? Çeşitli akıllı bilekliklerle bir kere içmeden mekan konum belirleme, sağlık sektörü gibi uygulamalarda örneğin kalp atışı, ateş ve diğer şeylerle ilgili buna benzeyen yapılar hayatımıza fazlasıyla girecek. Yine COVID-19 ile ilgili hatırlarsanız çok ciddi bir şekilde alından hızlı ya da kameralarla ateş ölçme mekanizmalarını hızlı bir şekilde zaten kullanmaya başladık. Akıllı giysiler girecek. Özellikle görme engelli vatandaşların bunları giyerek etrafında engellere çarpmadan yürümesini sağlayabilecek mekanizmalar için geliştirilecek. Ki biz bununla ilgili öğrenci gruplarımızda çalışmalar yapıyorduk ama bir ürün hayata geçti. Hem de Türkiye'den bir ürün hayata geçti. VWalk adındaki bir özel baston sayesinde görme engelli vatandaşlarımız da hiçbir yere çarpmadan, engele çarpmadan bu yapı üzerinde hareket edebiliyorlar. Akıllı saatler zaten hayatımızda vardı. Akıllı gözlükler üzerinde zaten çalışılıyordu. Buna en yakın geliştirilecek şeyler de akıllı implantlar hayatımıza girmeye başlayacak. Ve peki biz şimdi içinde bulunduğumuz 4G, Türkiye'nin kullandığı yapı 4.5G ile yaklaşık olarak maksimumda 1 gigabitlik saniyedeki erişim hızına ulaşabiliyoruz. Şu anda yaklaşık olarak GSM operatörlerinin sağlamış olduğu 35 ile 70 megabit arasında değişen bir erişim hızımız var. 5G hayatımıza girdiğinde bunun ulaşabileceği maksimum seviye 10 gigabitlere kadar çıkacak. Yani aslında burada hız konusunda vaat ettikleri çok yüksek değil ama belli bir hızlara gelmiş olacağız. Aslında 5G'nin vaat ettiği şey birbirine bağlanabilirlik. Dolayısıyla hayatımıza farklı şeyler girmeye başlayacak. Bunlardan bir tanesi kişiselleştirilmiş üretime ve her türlü mekanizmaların birbirini takip etmesini sağlayan Internet of Things adını verdiğimiz IoT nesnelerinin interneti kavramıyla bağlanabildik, kişileştirilmiş üretim gibi konularda hayatımıza çok farklı teknolojiler girmeye başlayacak. Şu alt tarafta bir yapı var. Bakın baz istasyonlarının antenlerini görüyorsunuz. Bir aktarıcı antenler var, bir de davul antenler adını verdiğimiz bağlantı antenleri var ve baz istasyonları var. 4G teknolojisi
içerisinde bir antenle yaklaşık olarak 10 kilometreye kadar yayın yapabiliyoruz. Ama 5G'de 300 metre civarında bir yayınla karşılaşacağız. Yani çevresel kirlilik artacağıyla ilgili çalışmalar, düşünceler var. Ama bunun engellenmesiyle ilgili özellikle GSM operatörlerinin birlikte yaptığı çalışmalar var. Dolayısıyla son derece önemli hızlara ulaşacağımız görülüyor. Artık nereden bakarsak işte bir filmi eskiden 3G ile 20 bin saniyede indirebilirken bugün 107 saniyede indirebilirken 7,5 gigabitlik gigabit per second'lık bir bağlantıyla şimdi bu 1 saniyede sistemimize geçmiş, bağlanmış olacak. Ve çok yakında 2025 senelerinde yaklaşık olarak 25 milyar cihazın 25 ile 40 milyar arasındaki cihazın birbirine bağlı olacağı, sensörlerin bağlı olacağı gündeme geliyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalar da hızla ilerliyor ve sürüyor. Dolayısıyla ben çalışmamı burada bitireceğim. Son olarak söylemek istediğim bir konu var. Önümüzdeki günlerde hangi konular gündeme gelecek ki bugün artık yapay zekayı konuşuyoruz ama yapay zeka ile ilgili teknik konuları da konuşuyor olmamız lazım. Yapay zeka kavramsal olarak biliniyor, toplumda konuşuluyor, üzerinde duruluyor ama teknik olarak bunun içerisine gençlerimizin bir an önce girmesi gerekiyor. Bunun için de öncelikle çok iyi olarak, çok iyi bir şekilde kodlama eğitimlerini alabiliyor olmanız lazım. Yani ciddi anlamda Python'la başlayıp ciddi şekilde yapay zeka uygulamalarına adım atabiliyor olmanız son derece önemli. Yani işin sözel kısmını bırakıp bir an önce teknik tarafa elimizi tuşlara değdirip kodlama tarafına bağlanmamız lazım. Makine öğrenmesi bu noktada çok etkili hale gelecek ve en çok gündeme gelebilecek konulardan bir tanesi de gene içinde bulunduğumuz yapıdan dolayı bu teknolojinin bir adımı ilerisi olan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik konuları bizim hayatımıza fazlasıyla girebilecek. Dolayısıyla büyük veri, bulut bilişim, mobility ve sosyal ortamlar bizim şu anda gelişebilir ortamlar olarak karşımızda bulunuyor. Evet, ben size hem araştırma çalışmalarımızın bir özetini vermeye çalıştım. Hem de güncel konularda nereye gideceğimizi belirlemeye çalıştım. Benim e-mail adresim arsenetkaos.tr. Cep telefonu da 0532 651 65 87. Her zaman açık telefonum. E-mailime her zaman ulaşabiliyorum. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Çete bakıyorum herhangi bir soru iletilmiş mi diye. Burada göremiyorum ama direkt size yazmış olabilir öğrenci arkadaşlarımız. Size ulaşan bir soru var mı? Bakayım hemen. Tamam. Yok, bende de bir soru yok şu noktada. Peki. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sağlıklı günlerde kampüste görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederiz. Sıra şimdi de rektör hocamızın dersinde Profesör Doktor Sondan Durkanoğlu Feyz hocamızla buluşacağız. Hocam buradaydı az önce. Sondan hocam. Buradayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Söz sizde hocam. Teşekkürler Esma. Buyurun. Evet, sevgili katılımcılar, öncelikle cumartesi günü bu akademide bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, kıymetli hocalarımın hem kendi çalışma alanları konusunda size anlaşılır seviyede verdikleri seminerler için hepsine tek tek, teker teker teşekkür ediyorum. Ben de bu fırsatı değerlendirerek biz Kadir Has Üniversitesi'nde neler yapıyoruz çok kısa böyle hap versiyonunu size aktarmak istiyorum. Sevgili katılımcılar, biz Kadir Has Üniversitesi'nde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz son iki yıldır. Temel bir felsefemiz var. Bir, 1900'lü yıllarda geliştirilmiş bir yüksek öğretim modeliyle bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mezun yetiştirme iddiasında varsa kimse bunun %100 yanlış olduğu felsefesiyle yola çıktı. Bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mezun yetiştirmek için eğitim modelini sil baştan yapmak lazım. Bunun için ne yaptık? Son iki yıldır çok ama çok yoğun çalıştık. Önce öğrencilerle bir araya geldik, sonra öğretim üyeleriyle bir araya geldik, sonra mezunlarla bir araya geldik, sonra sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Tek bir soruyu sorduk. Dedi ki,
bir Kadir Has mezununun olmazsa olmaz sahip olması gereken evrensel değer ve yetkinlikler nedir? Sevgili katılımcılar, üniversite sadece ve sadece bir konuda uzmanlık eğitiminin verildiği bir yer olamaz. Tanımı gereği doğru değil. Universe dediğiniz evrenden gelmiştir. Bir bireyin evrensel bireye dönüştürüldüğü, bir dünya vatandaşına dönüştürüldüğü bir yer olması lazım. Öncelikle görevi bu. Bu herhangi bir alanda uzmanlık eğitimini vermekten önce de önceliği bu olmam. Nedir bu evrensel değerler ve yetkinlikler? Esas bunu oluşturmak lazım. Bu sorularımızı sorduğumuz zaman, bakın ben size sorsam bizim bulduğumuz cevapları bulursunuz. Nedir? Sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme yetisine sahip, kendisini sözel ve yazısal olarak müthiş açıklayabilen, her iki dilde de özgürce düşüncesini açıklayabilen, bir başkasının özgürce açıklanan düşüncesini saygıyla dinleyebilen, sunum becerileri müthiş, araştırma becerileri müthiş, yaşadığı topluma duyarlı, bunları listeliyorsunuz. Sevgili katılımcılar, biz bir yıl içerisinde bu dokümanı oluşturduk. Kadir Has Evrensel Değerler ve Yetkinlikler dokümanını oluşturduk. Peki size soruyorum. Bu değerleri, bu yetkinlikleri girer girmez birinci yılda bu çocuklara şu derse giriş, bu derse giriş dersleriyle vermeniz mümkün mü? Ya da bu klasik derslerle bu yetkinlikleri vermeniz mümkün mü? Mümkün olmadığı açık. O nedenle mezunları, hiçbir üniversitenin mezunları beğenilmez durumda. Uzman yetiştirebilirsiniz ama bu yetkinliklerle donanmamış bir bireyi daha sonra sektör kendisi yetiştirmek zorunda kalıyor. Peki ne yapacağız bunu? Uzmanlık dersleriyle veremeyeceğimize göre dedi ki bizim birinci sınıfa kimse dokunmayacak. Biz birinci sınıfa ne dedik? Çekirdek program dedik. Yani kim gelirse gelsin, ister mühendis, ister sanatçı, ister tasarımcı, ister iletişimci, ister sosyal bilimci, herkes aynı derslerden geçecek. Öyle bir ders paketi hazırladık ki bütün bu Kadir Has evrensel değerler yetkinlikleri verecek şekilde yeni dersler tasarladık arkadaşlar. Bunun bu kadar kolay olmadığını mutlaka bilin. Gerçekten çok zordur sıfırdan bir ders tasarlamak ve bir yeni amaçlara hizmet edecek şekilde tasarlamak. Ne de bu dersler diye sorarsanız, evrensel değerler ve etik. Bakın bu derste birisi gelip size standart ders vermeyecek. Her hafta bu öğrencileri sarsacak vakalar masaya yatıracak. Seversin sevmezsin, o katılırsın katılmazsın, efendim cinsel yönünden tut, kadın erkek eşitliğine tut, etnik kimliğe tut, kadına şiddete tut, teröre tut, bütün bu konular masaya yatırılacak her hafta ve herkes bu konu üzerinde birbirleriyle konuşmayı öğrenecekler, bir tartışmayı öğrenecekler. Bize gelen öğrencilerin bu kalın kalın kırmızı çizgilerin giderek daralıp birbirini anlayan, konuşabilen bir bireye dönüşmesini istiyoruz. Bugün hiç kimse Türkiye'deki televizyonlarda tartışma programlarını seyretmek istemiyor. Niye? Çünkü herkes birbirini boğazlama noktasına gelmiş. Haklı çıkmak üzerine değildir arkadaşlar. Tartışma dediğiniz şey argüman geliştirerek ortak aklı bulma meselesidir. Biz bu derste bunu vereceğiz. İkinci ders insanlık tarihi. O kadar önemli ki biz öyle bir mezun yetiştirelim dedik ki bugün hiçbir şekilde ihtiyaçlarımıza cevap veremeyen ekonomik ve politik sistemlerin alternatiflerini oluştursunlar. Ve bizim KHS mezunları da bu sistemleri kuran grubun içerisinde olsunlar. Bunun için ne lazım? T eşittir sıfırdan bugüne kadar insanın tarihine bak. Bakın insanın altını çiziyorum. Toplumların, devletlerin değil, insanın tarihine. T eşittir sıfırda biz bu gezegende var olduk, ayağa kalktık, kurgu kurmaya başladık. Küçük topluluklar, büyük topluluklar, abi baktık yeni bir sistem. Bu toplulukları yönetmek için ekonomik, politik sistemler, internet çağına geldik. Bakın 30 saniyede insanlık tarihini anlatıyoruz. Ama biz niçin bunu anlatırken de asla ve asla sadece Batı medeniyeti değil. Bu dünyada bir tek Batı medeniyeti yoktu arkadaşlar insanın gelişiminde. Doğusunda, Çin tarafında, Afrika'da, Kuzey Avrupa ülkesinde, Amerika'nın kuzey ve güneyinde de medeniyetler vardı. Hem de çok büyük bir medeniyetler vardı. Biz size öyle bir perspektiften veriyoruz ki karşılaştırmalı. Bir medeniyetin ötekinin üzerine üstten asla bunu kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü bizdeki beyinlerin yalın,
kendi kendine analiz edip sonuç üreten bir beyin olmasını istiyoruz. İnsanlık tarihi bu kıtada verilecek size. Algoritmik düşünme çok önemli arkadaşlar. Bugün her şey veriye dayalı. Sanat bile verili. Dijital ortamda sanat yapılmaya başladı. Biz ilk 6 hafta size herhangi bir karmaşık problem nasıl ne ayrı sisteme, modüler kısma bölünüp modüller arasındaki ilişkiyi göstereceğiz ve o çözülemeyen büyük sistemsel problemlerin nasıl kolaylıkla çözülebileceğini size göstereceğiz. 6. 7. haftadan sonra Python'a yavaş yavaş kodlamaya başlayacaksınız. Bakın tekrar altını çiziyorum. Sadece mühendisler için değil, siyaset bilmesi için de, mimar için de tarihimiz yok. İç mimar için de, endüstriyel tasarımcı için de bunlar olmazsa olmazlarımız. 4. tasarım. Tasarım nedir? Sakın obje tasarımı olarak sakın düşünmeyin. Nedir? Bir sistemi çözerken kurduğun flow chart tasarımdır arkadaşlar. Yani sistemsel bir boyutta bir probleme yaklaşma sistematiğini size aktaracağımız bir tasarım. Tabii ki bu arada sizin yaratıcı kabiliyetinizin de geliştirmesini istiyoruz. Peki sevgili öğrenciler, sevgili katılımcılar, biz bu çekirdek programı gelecek sene uygulayacak değil. Biz bu yıl 3 bölüm arkadaşlar, iki bölüm açtık, mekatronik inşaat, var olan elektrik elektronik mühendisliğini uyguluyoruz. 70 tane pırıl pırıl çocuk geldi, bunun 18'i hazırlık sınavını geçerek başladı ve bu çekirdek bakın hepsi mühendis. Sormuyorsunuz hiç matematik dersi yok, yasak. Ben fizik profesörü olarak fizik 1-2'yi yasakladım. Matematik 1-2'yi yasaklıyorum. Niye biliyor musunuz? 150 yıldır aynı makara problemlerini, aynı zincir problemlerini çocuklara tekrar öğreterek ne öğrettiğimizi biz sorgulamak zorundayız. Bu böyle, biz öğretme biçimini değiştiriyoruz. Böyle öğretilmez konu. İnsan bir şey yaparak öğrenmesi lazım. Birazdan ona da geleceğim sevgili katılımcılar. Ne yapayım? Fizik bir yasak. Matematik, kimya, her şey. Ne yapacak bu çocukların mühendisi? Evet, bir dersimiz var. Onun adı da kökenler ve sonuçlar. Bu derste ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben yasakladım. Bir tane fizik, kimya, matematik, biyoloji formülü olmayacak. Temel kavramları vermeden hiçbir kişiye teori öğretemezsiniz. Enerjinin konumunun ne olduğunu anlamazsa sadece denklem yazarak olmaz bu. Bu korunum ifadeleri, temel yasaların aslında pratik yaşantımızda ne kadar ilginç bir modellemeye dönüşebileceğini bu çocuklara göstermezsek, bu öğrencilere göstermezsek, üzerine büyük teoriler kuracağım diye iddia edersen yanılıyorsun. Biz ne yaptık bu derste? Dedik ki, bir, evren nasıl oluştu? Soruyla başlıyoruz. İki, bu gezegende yaşam nasıl oluştu? 3. Yerküre bugünkü halini nasıl aldı? 4. İnsanın ilaçla olan serüvenini, şu an bakın koronavirüsle savaşıyoruz. O da bir başka serüven. 4. En sonuncu arkadaşlar, klasik fizikten kuantum fiziğine geçiş. Biliyor musunuz o kısmı bu yıl geçtiğimiz bahar güz döneminde ben verdim. 2,5 ay kurdeşen döktüm 2 saatlik dersi vermek için. Niye? Rektör olarak şart koymuşum, bir tane formülü olacak. İyi ki de koymuşum. Ben bile kuantum fiziğini daha iyi anladım sevgili katılımcılar. Bunu bu perspektiften anlattığınız zaman yani temel içselleştirmek zorundasınız. Karşısına çocuğun deli gibi formüller, deli gibi uygulamaları koyarak bir şeyi öğretelim diye iddia ediyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Ve biz bunu yaptık. Ve bu, biz böylelikle bakın buna sanatçı da gelse alacak bu fen dersini. Yani bir bilimsel probleme bakış sistematiğini öğreteceğiz bu öğrencide. Bu 5 derste bir de ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Yazılı sınavları yasakladım. Ya bu tür becerileri yazılı sınavla nasıl? Çocuğun sözlü sunumu, yazı yazma becerisi yazılı sınavlarla nasıl gelişir Allah aşkına? Bütün yazılı sınavları yasakladı. Nasıl ölçüyorsunuz diye sorarsınız, ben size söyleyeyim. Her hafta bu çocuklar response paper, bir şey daha yaptık. Bu dersin bir akademik hocası, bir de İngilizce hocası. İngilizce 101, 102 hani bütün üniversitelerin programlarında oldu. Onları kaldırdık. İngilizceyi biz size bir şey öğretirken öğreteceğiz dedik. Ve bu her bir 5 dersin bir akademik hocası, bir de İngilizce hocası var. Bu öğrenciler her hafta ikişer paragraf İngilizce response paper'lar yapacak. Her hafta sunum yapıyorlar. Her dönemin ortasında 1000 kelimelik, dönemin sonunda 2000 kelimelik makale yazıyorlar.
forum yapıyorlar, tartışma yapıyorlar ve biz bu derslere, bu görevleri, bu vermek istediğimiz yetkinlikleri derslere dağıttık ve bir paket programı haline. Ve o kadar mutluyum ki bu 18 öğrenci şimdi bu dönem ne alıyor biliyor musunuz? Bakın bunlar gene mühendis öğrenciler. Yani sizin gibi aday öğrenciler. Bunlar ne alıyor biliyor musunuz? Caz tarihi alıyorlar. Kozmos'un derinliklerine seyahati alıyorlar. Biz sizi entelektüel bir bireye çevireceğiz arkadaşlar. Bu sizin son şansınız. Bir hazırlık artı 4 yıl lisans. Bu sizin son 5 yılınız ve bizim görevimiz sizleri bu işte buradan alıp zıplatmak arkadaşlar. Ve bunu da ancak değişik bir eğitim modeliyle mümkün, yapmak mümkündür. Ve biz bu öğrencilerden çok mutluyuz. Bölüm hocaları çok mutlular çünkü müthiş bir yazı becerileri, tartışma becerileri, sunum becerileri gelişti bu çocuklar. Ha hiçbir bir şey yok. Tabii ki öğrendiler. Peki bu çocuklara hiç mi matematik dersi var? Ama biz matematik 1-2'yi de kaldırdık. Sevgili öğrenciler, biz sizin 1000 çeşit integral, 1000 çeşit türev, 1000 çeşit limit almanızı bilmenizi istemiyoruz. İstemiyoruz gerçek ama bir fiyatın, bir malzeme malın fiyatının değişimi hesapla dediğiniz zaman türev almanız gerektiğinizi bilmenizi istiyoruz. Yani biz size teori, ispat, matematiği öğretme biçimimizi de değiştirdik. Siz matematiğin bize getirdiği kuralları, araçları kullanmanızı istiyoruz. Onu bilmenizi ve bu size bu uygulamalar inin mühendislik alanında değil. İşletmeden, tasarımdan, sosyal bilimlerden problemler gelip bu matematik yöntemlerinin nasıl sosyal problemi çözebileceğinizi de görmenizi istiyoruz. Bu dersin adı da matematiği anlamak, Understanding Mathematics, sadece bir dönemde. Biz sizin beyninizin çok kıymetli olduğunuza inanıyoruz ve o beynin 10 yıl sonra sana lazım olur diye sevgili öğrenciler depolanmasına gerektiğine asla inanmıyoruz. Siz yaparak öğrenin. Ben kaç yıldır beyin dersi veriyorum. Bakın bugün size anlatacaklarımın yarısını 4 saatte unutacaksınız. Diğer yarısını da eğer hiç arkadaşlarınızla tartışmazsanız hepsini unutacaksınız. Beyin böyle optimal bir organ ve sen iddia ediyorsan ki benim dersim çok önemli, bunu bilmezse çocuk şunu yapamaz, koca yalan, hiçbir şekilde inanmayın bunlara. Siz bir şeyi yaparken öğrendiğinizde o bilgi kalıcı kalıyor. Bu bizim 1. yılımız. Esas devrimimiz mühendislik eğitiminde nerede yaptık biliyor musunuz? 2-3-4'te yaptık. Nedir bu? Proje tabanlı eğitime döndük. Ve ben biraz önce söylediğimi söylüyorum. Öğrenciye yarın öbür gün lazım olur diye bilgi yükleme dönemi bitti. Sektör temsilcilerine gittik. Kim bu sektör temsilcileri? Erçelik, Roketsan, Havelsan, Mercedes, Nokia, aklına gelmeyen diğer temsilciler. Bunların Ar-Ge direktörleriyle bir araya geldik. Dedik ki madem bizim yetiştirdiğimiz mühendisleri beğenmiyorsunuz, gelin bu müfredatı beraber hazırlayın. Ama bir koşulum var. Hiçbir geleneksel dersin olmayacağı bir müfredat olacak. Sizlerin Ar-Ge merkezlerinden gelen projeler havuzu olacak. Ve öğrenci bir proje havuzundan seçecek ve öğrenci o projeyi yaparken ihtiyacı duyduğu bilgiyi ister MIT'nin, Stanford'un, Oxford'un ya da benden ya da dersin hocasından öğrenir. Yani bizlerin görevi mentor olacak. O bilgiye ihtiyacı hissettireceğiz. Öğrenci bunu öğrenecek ve o uyguladığı proje, yapmaya, gerçek tamamlamaya çalıştığı projeyi uygulayacak. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Projeler sizden gelecek ama sizden de bir mühendis gelecek. Yani her bir proje için öğrencinin bir mühendis mentoru, bir de akademik mentoru olacak. Ve sizler projeyi gerçekleştirirken bu gerekli olan bütün akademik bilgileri de öğreneceksiniz. Buna en basit örnek nedir biliyor musun? Ben fizikçi kimliğimle söyleyeyim. İnşaat mühendisi öğrencisiyseniz, sizin bir projeniz köprü yapmak ise, köprüyü tasarladınız. Ondan sonra dedik, soracağız sana, bunu yaptığında bu dengede nasıl duracak? Herhangi altından bir su attığı zaman ya da bir, efendime söyleyeyim, rüzgar, ciddi bir rüzgar geldiği zaman. İşte F eşittir, M çarpı A sevgili öğrenciler. Size o köprüyü yaparken köprüye adapte edilmiş şekilde size öğretilecek. Bakın o zaman F eşittir M çarpı A'nın ne demek olduğunu nasıl anlayacaksınız? Dolayısıyla sizin o 2 çarpı 14 hafta temcit pilavı gibi neredeyse 4 yıldır lisede çözdüğünüz problemleri tekrar tekrar çözdürmek yerine gerçek problemlere adapte uygulanmış şekilde size fizik,
kimya, biyoloji hepsi öğretilecek. Ben size garanti veriyorum sevgili öğrenciler. Bir ODTÜ'nün, bir MIT'nin, bir Harvard'ın mezununun bildiği bilgiden ne bir gram az ne de bir gram fazla. Biz sadece öğrenme yöntemini değiştirdik. Ha, 2, 3, 4'te bunları yapıyorsunuz. 3. ve 4. sınıfta sizi asla bırakmıyoruz. Bizim bu iş ortaklarımızda yazın onların ergen merkezlerinde staj yapacaksınız. Yani siz mezun olmadan önce yarı profesyonel olacağız. Ama bir fırsatımız daha var sevgili öğrenciler. Size 1. sınıfta soracağız. Eğer akademisyen olmak istiyorsanız kiminle çalışmak istiyorsunuz? Emre Ozan Hoca ile olabilir, Taner Hoca ile olabilir, Nihat Hoca ile olabilir. Sizi 1. sınıfta bu hocalarla bir araya getireceğiz. 4. sınıfa kadar dünyanın en iyi bilimsel dergilerde yayın yapmanızı sağlayacağız. Ama sağlayacağız diyorum. Öyle size hediye gibi değil. Çalışacaksınız. O ismin o makalede olmayı hak edeceksiniz. Ve ben size bir CV söyledim. Bu CV Kadir Has mezunun CV'si olsun. Not ortalaması 4 üzerinden 3,5 olsun. Bir sürü projeyi tamamlamış. Onun üzerinden müthiş 2 tane makale yazmış. Bir de bir MIT mezunu olan arkadaşlar. Bunun 4 üzerinden 4 olsun ama CV'sinde başka bir şey yok. Emin ol MIT kendi doktora programına kendi öğrencisini değil Kadir Has mezununu alacaktır. Ben yurt dışında yıllarca yaşadım. Bu güzel, bu iyi okullarda doktoralara, masterlara nasıl kabul alındığını biliyorum. Benim gönlümde yatan şey ne biliyor musunuz? Her birinizin mutlaka doktora yapması. Ha bu şu demek değildir, akademisyen olacaksınız diye değil. Sevgili öğrenciler şunu bilin. 4 yıllık okuldan mezun olun ben hayata büyük bir yalan yapmayın. Doktoranızı yapın çünkü ekonomi teknolojinin güttüğü bir ekonomi. Teknolojinin de ileriliğe gitmek için Ar-Ge olmak zorunda. Sizin Ar-Ge elemanı olabilmeniz için mutlaka master doktora yapmak zorundasınız. Yani siz bir üniversitede çalışmak zorunda değilsiniz ama dünyanın en iyi, bakın hep onu söylüyorum. Biz sizi niçin yetiştiriyoruz? Bu programı niye dizayn ettik biliyor musunuz? Türkiye'de iş aramak zorunda değilsiniz. Hayalinizdeki o iş NASA'daysa, Silicon Vadisi'nde bir tane bir firmada, startupta çalışmaksa ya da başka bir Google'da ya da Apple'da çalışmaksa oralara gidin. Ona gidebilmek için bizim sizi donatmamız lazım. Ben hayallerinizin çok büyük olmasını istiyorum ve bizim görevimiz sizi o hayallere ulaşabileceğiniz güzergahta yardımcı olabilmektir. Bu amaçla yaptık. Sevgili öğrenciler, önümüzdeki yıl itibariyle giren her bizim Kadir Has'a ister iletişime girin, ister hukuka girin, ister tiyatroya girin, ister siyaset bilimi, iktisadi, idari, sosyal bilimleri, işletmeye, mühendisliğe kim girer? 1000 tane öğrenci alacağız. Bu öğrencilerin hepsi çekirdek programdan geçecek. Bir kere evrensel bir, bu 18 uyguladık bunu. Önümüzdeki yıl tüm girişleri öyle. Ama daha da güzel bir şey var. Mühendislikte 3 programda uyguladığımız proje tabanlı eğitim, yani mekatronik, inşaat ve elektrik, elektronik uyguladığımız proje tabanlı eğitimi iletişim fakültesinin tüm bölümlerine, sanat tasarımının tiyatro hariç tüm bölümlerine de uyguluyoruz. Proje tabanlı eğitimi tüm üniversiteye yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Siz de diyeceğim, ben bu kadar kısa sürede ancak bu kadar anlatabildim. Benim cep telefonum 530-280-93-50. Tekrar söylüyorum, 530-280-93-50. WhatsApp'tan mesaj atın, her an bana ulaşabilirsiniz. Ama aklınızda bir soru varsa sorun. Artı bizim tanıtımlar başlayacak. Mutlaka web üzerinden yaptığımız online üzerinden yaptığımız tanıtımlara, özel tanıtımlara katılın. Ve ben size nacizane öneririm, bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam değerli katkılarınız için. Bu arada bir sorumuz var. O soruyu ileteyim ben size isterseniz. Okuyabiliyorum galiba. Merhaba, bahsettiğiniz evet. Eğitim modelinde çift anadalı. Ya, müthiş. Evet. Hilal sormuş. Evet, bu çekirdek programı yapmamızdaki ana sebep, bütün hepinizi ortak programdan geçiriyoruz ki yan dal yapma olanağınız ve çift dal yapma olanağınızı arttırmak istiyoruz. Evet, mümkün olduğu kadar bütün çapraz, yani mühendislikle mühendislik değil, atıyorum mühendislikle ekonomi, mühendislikle psikoloji, bütün çapraz alanlarda da hem çift ana dal hem özellikle de yan dal. Yan dal istisnasız, hiçbir şekilde ben garanti veriyorum, istediğiniz alanlarda yan dal yapma fırsatınız var.
çift anadal olanaklarını yeniden gözden geçiyoruz. Ana felsefemiz bu arkadaşlar. Şunu da yapabileceksiniz. Şimdi kurum içerisinde yatay geçişi de kolaylaştıracağız. Siz çekirdek programdan geçtiniz. Birinci yılın ikinci döneminde bölüm dersleri almaya başladınız ve dediniz ki bu bana uygun değil. Başka bir yerde bir bölüm okumak için onun da altyapısını oluşturmaya başladık. Çalışıyoruz. Onu da yetiştireceğiz. Yani mühendis olup ekonomi okumak istiyorsanız onu da yapacağız. Yani çift anadal olmak zorunda değil, yatay geçişi kolaylaştıracağız. Çekirdek programın ana teması bu arkadaşlar. O geçirgenlikleri arttırabilmek. Ama ondan da öte sizi bir dünya vatandaşı yapmak. Peki, teşekkür ederiz. Size gelen bir soru var mı hocam? Ben bazen direkt size de iletiyorlar. Bana burada gelen yok. Ama ben cep telefonumu verdim zaten. Bir soru tamam. Aklına gelirse ben her zaman cevap vermeye hazırım. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum öğrencilerime. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi sırada doktor öğretim üyesi Deniz Eroğlu hocamızın dersi var. Deniz hocam. Merhabalar. Sesim geliyor. Merhabalar. Evet, geliyor sesiniz. Süper. Kameramı da bir açmaya çalışayım. Tamam. Görünüyorum herhalde. Evet, gayet iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi de sunumumu açmaya çalışayım. Tamamdır. Söz sizde. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Sunumun açılıp açılmadığını bana bir onaylarsanız başlayayım sonra. Tabii. Sunumunuz açıldı. Okey. Süper. Sıkıntı yok. Evet. Başlayabiliriz. Tamam, son bir şey yapmaya çalışıyorum. Neyse, çok önemli. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu güzel günde. Gerçi evlerimizde kapalı olmamıza rağmen gelip burada bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İlk önce. Ben Deniz Eroğlu, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Biyoinformatik ve Genetik bölümünde çalışıyorum. Teorik fizik alanında Humboldt Üniversitesi Berlin'de doktoramı aldıktan sonra, tamamladıktan sonra Imperial College London İngiltere'de çalışmaya devam ettim. Orada çalıştıktan sonra matematik bölümünde çalıştım orada. Matematik bölümünde çalıştıktan sonra da Amerika'ya Northwestern Üniversitesi'ne, Chicago'da devam ettim çalışmalarıma. Orada da yine fizik bölümünde çalışmıştım. Fizik bölümünde çalıştıktan sonra 2019 Ocak ayında Kadir Has Üniversitesi ailesine katıldım. O zamandan beri artık bir yıl geçti. İyice Kadir Has'lıyım diyebilirim. Orada çalışıyoruz. Çalışma alanı uygulamalı matematik. Dinamik sistemler ve ağ teorisi üzerine çalışıyorum. Birazcık daha açacak olursam, eğer ki bir ağ yapısı varsa, bu ağ yapısı üzerinde etkileşen dinamik sistemlerin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Eğer ki bunlarla ilgili veriler varsa elimizde, bu verilerle nasıl sistemleri modelleyebiliriz? Nasıl bunların matematiksel eşitliklerini yazabiliriz? Onlarla ilgileniyorum. Bunları da anladıktan sonra da mühendislik ürünleri için gerekli olan teoriyi sağlamaya çalışıyoruz mühendis arkadaşlarımıza. Aralarında bir köprü, yani bilimden aldığımızı mühendisliğe vermeye çalışan bir köprü durumundayız. Bugün size kaos kuramından bahsedeceğim. Kaos kuramından bahsetmeden önce ama ilk önce şu bilimle mühendisliği belki bir iki ayırmak lazım. İlk önce bilim kısmında işin olan olguların nasıl olduklarını anlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Mühendislik kısmında da bu aldığımız bilimden aldığımız şeyleri uygulayarak mühendislik ürünleri çıkartmaya çalışıyoruz. O zaman bilim için iki tane önemli problem var kafamızda. Birincisi, olguları nasıl oluştu? Mesela hangi olguların, işte örnek verecek olursak, atıyorum tsunami olayından bahsedelim. Tsunami'nin nasıl oluştuğunu merak ediyoruz ilk önce, değil mi? Tsunami'nin nasıl oluştuğunu merak ederken araştırmaya başlıyoruz. İşte daha sonra bir anda fark ediyoruz ki işte deprem oluyor. Deprem olduktan sonra ortaya bir enerji çıkıyor. Enerji çıktıktan sonra bu enerji başka bir forma dönüşüyor ve dalgaya dönüşüyor. Daha sonra bu dalgalar geliyor ve sönecek bir yer bulmaya çalışıyor. Genelde uzak doğuda oluyor ve bu dalga en sonunda bir ülkenin bir kenarında, bir kıyısında sönüyor. Çok büyük bir hasar veriyor. Dolayısıyla bunun neden olduğunu anlamaya çalışmak birinci sebep. Anladıktan sonra işte depremden dolayı olduğunu anlıyoruz. Daha sonra işte biz de adım ileriye gidebiliriz. Depremin nasıl olduğunu anlamaya çalışabiliriz. İşte o da nedir? Tektonik levhaların kırılmasından dolayı olduğunu anlayabiliriz. Ve hatta iklimi anlamaya çalışıyoruz. İklim de çok önemli. Bütün alan, hayatımızın her yerinde var. İşte çiftçinin ürünlerini ne zaman nasıl yetiştirmesi gerektiğini, nasıl saklaması gerektiğini de İklim belirliyor. Balıkçının ne zaman balığa gideceğini de
uçuş firmalarının ne zaman hangi saatte uçması gerektiğini, hangi saatte uçmaması gerektiğini. Dolayısıyla hayatımız iklime bağlı. Dolayısıyla biz bu olayların nasıl geliştiğini, işte yağmurun nasıl yağdığını, rüzgarın neden olduğunu bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anladıktan sonra bir sonraki adım bunları tahmin etmek. Ne zaman acaba yağmur yağacak? Veyahut da ne zaman tsunami olacak? Veyahut da ne zaman deprem olacak? Mesela depremin ne zaman olacağını tahmin etseydik şu anda gündemimizi çok, yani şu anda gündemimiz tabii ki korona ama genelde ondan önceki gündemimizdeki mesela her gün İstanbul depreminin ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bu kadar çok vakit kaybetmemize gerek olmayacaktı. Ve işte hayatlar kaybolmayacaktı tsunamiden dolayı veyahut da depremden dolayı vesaire. Dolayısıyla bilim genel olarak bir şeyin neden olduğunu anlamaya çalışır. Neden olduğunu anladıktan sonra da ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışır. İşte benim de kendi alanımda, Kaos Kuramı'nda yapmaya çalıştığımız şey bu. Ama bir problem var. Gördüğünüz gibi bunların da hala ne zaman olacağını tahmin edemiyoruz. Çünkü bunlar oldukça zor problemler. Bu problemleri tahmin etmek çok kolay değil. Bugün de bunu tahmin etmek için veyahut da bu işlerin nasıl oluştuğunu görmek için ne yapabileceğimizle ilgili Kaos Kuramı'ndan ve işte doğanın düzensizliğinden, tahmin edilebilirliğin ne kadar limitleri olduğundan ve de işte bu küçük değişimlerin ileride ne kadar büyük değişimler olabileceğini bahsedeceğiz. Okey, başlayalım. Bu biraz önce bahsettiğim sistemlere tabii başka örnekler işte birbirleriyle etkileşen sistemler olması lazım. Nasıl deprem, tsunami tetiklediyse bu tarz tetiklemeler olabilir. Veyahut da işte iklimle ilgili bahsediyorsak iklimdeki iklim sistemlerinin birbirleriyle etkileşmesinden dolayı olabilir. Bunun gibi bir sürü örnekler daha artırabiliriz. Yani her yerde var bu alan demek istiyorum. Mesela canlıların popülasyonlarını her zaman ölçmeye çalışırız. Veyahut da yıldızların ve gezegenlerin yerlerini bulmaya çalışırız sürekli. Hava durumu biraz önce bahsettiğim gibi veyahut da daha da önemlisi ekonomik sistemler mesela. Ekonomik sistemler birbirine tamamen bağlı sistemler. İşte bu sistemlerin içindeki olan etkileşim, ne zaman ekonomi düşecek, ne zaman yükselecek bunların hepsini anlamaya çalışıyoruz. Bunlar için yaptığımız matematiksel analizler var, matematiksel anlama yöntemleri var. Genelde bu işi yapan, bu anlamaya çalışan, bu davranışların nasıl olacağını, ne zaman kritiklik göstereceğini anlamaya çalışan bilime dinamik sistemler kullanıyoruz. Ne yapıyoruz bu dinamik sistemlerde? İşte doğayı matematiksel denklemlerin üzerine oturtup bunları modelleyip ileride ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Dinamik sistem teorisi faz uzayındaki yörüngenin zamanla değişimini ifade eden kuralları inceler. Yani bir sistemimiz olması lazım ve bu sistem zamanla değişmesi lazım. Size biraz önce gösterdiğim örnekteki bütün hepsi gördüğünüz gibi işte zamanla değişen sayılar. Canlıların popülasyonu günlerce değişiyorlar. İşte doğum oluyor, ölüm oluyor. Veyahut da yıldızlar, gezegenler sürekli kendi orbitleri üzerinde dönmeye devam ediyorlar. Hava durumu sürekli değişiyor. Şu an mesela çok sıcak burası. Ekonomi sistemleri de aynı şekilde. Vesaire. Dolayısıyla bunları anlamak için en basit sistem ve bizim fizikçilerin, matematikçilerin en sevdiği oyuncak diyeyim ben buna. Pendulum. Bu pendulum ne yapıyor? İşte bir sarkaç, değil mi? Salınıyor. Bu salınımı yaparken bir açısı var bunun. Bu açıya x dersek, bu açının bir de hızı var. Bu hız ve bu açı, bu konumu yani açının durumunu bilirsek, bununla ilgili biz bir matematiksel bir denklem yazabiliriz. Bu yazdığımız matematiksel denklem olduktan sonra, eğer ki bu denklem çok iyi çalışıyorsa bu sistem için, o zaman t anında bu sistemin nerede olacağını ileride tahmin edebiliriz, değil mi? Buraya kadar her şey çok iyi. İşte buradan başlıyor ve buradaki bu oluşturduğumuz sistem, bilmiyorum benim bir mouse'um yok şu anda ama bir trajectory yani bir orbit oluşturuyor, bir yörünge oluşturuyor. Bu yörüngenin hareketlerini incelemeye çalışıyoruz. Güzel. Şimdi bunu birazcık daha gerçek örneklerle anlatmaya çalışayım size ne yapmaya çalıştığımızı. Mesela bu bir data, bir veri. Bu veri nereden geliyor? Kanada'dan geliyor. Kanada'daki bir vahşi kedi türü, lynx diyorlar buna. Bu lynxlerin popülasyonu. Bu popülasyon yıllar geçtikçe gördüğünüz gibi artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor ama bu kadar yıl için çok sınırlı sayıda verimiz var. Ve ileride bunun ne olacağını mesela merak ediyorsak bunu bu veriden direkt anlayabilme şansımız yok gibi bir şey. Dolayısıyla bizim bunu bir kere modelleyebiliyor olmamız lazım. Bunu modellemek için matematikçiler ilk başta oturduklarında işte bakıyorlar bu grafiğe. Ne görüyor? İşte ilk önce bir artan bir grafik var. Daha sonra belli bir yere ulaştıktan sonra azalmaya başlıyor. Artıyor, azalıyor. Sonra bunu biyolojik sistemlerin, ekolojik sistemlerin dengesini düşünerek
şu şekilde yorumlayabilirsin. İşte yani bu bir avcı bir hayvan. Dolayısıyla yeteri kadar av varsa ortamda bu ilk önce popülasyon artacak. Bir gün av sayısı azalırsa dolaylı olarak, bağlı olarak buna bunların da popülasyonları azalmaya başlayacak. Sürekli artacak, azalacak vesaire. Bunu yazacak olan, bunu yapacak olan, bunu gösterecek olan matematiksel en basit denklem sizin de tahmin edebileceğiniz gibi işte ilk önce bir sayının kendi lineer artışı Rx diyelim mesela. Buna bir R parametresiyle artsın. Popülasyon X dersek. Daha sonra da popülasyon belli bir saat zamana ulaştıktan sonra bunu aşağı geri getirecek bir negatif terim. Sizin de yine bileceğiniz gibi küçük sayılar için lineer değişimlerde bir problem yok. Rx her zaman artıracak sistemi belli bir oranda. Ama sistem büyümeye başladıkça üstel terimin, x kare olan terimin etkisi de artmaya başlayacak. Dolayısıyla sistem ilk önce yükselmeye başlayacak. Daha sonra x karenin etkisi artınca aşağı düşecek vesaire. Bu şekilde modelleyebiliriz bu sistemi. Bu sistemin şimdi birazcık oyun oynayalım birlikte. Ne yapmam lazım o zaman? Şunu bir saniye. Şöyle yapacağım galiba. Tamam. Şimdi şeyi görüyorsunuz herhalde. Başka bir yere. Şimdi bu biraz önce size bahsettiğim model. Rx eksi Rx kare modeli. Şimdi bu modelde bir iki tane simülasyon çalıştırarak bu oyunu oynayalım hep beraber. Bakalım biraz önceki gördüğümüz gerçek veri şeyine gelebilecek miyiz? Gerçek veride gördüğümüz dinamiği bundan görebilecek miyiz diye incelemeye başlayalım. Tamam. Şimdi bu R parametresi, tahmin ediyorum hepiniz görüyorsunuz. Birazcık büyütmeye çalışayım. R parametresi. Bu R parametresini 2.7 olarak ilk önce seçeyim. Burayı ben seçmişim daha önceden numaralarımı. Daha sonra bir başlangıç koşulundan başlatıyorum. İlk popülasyonumun yani ne kadar içinde sistemin hayvan olduğunu gösteren popülasyon numarası. Ve bir T zamanı kadar bunu artırıyorum. Daha sonra bu logistic map fonksiyonunu çağırdığımda da bu yukarıda gördüğünüz bu fonksiyonu çağıracak bu kod. Ve daha sonra bu bunu da çizdireceğim ne olacağını görmek için. Tamam, başlıyorum. Şimdi kod 0.1'den başladı. 0.1'den başladıktan sonra yükselmeye başladı. 0.75'e doğru geldi. Daha sonra yeniden aşağı inmeye başladı. Aslında istediğim gibi oluyor. Küçük sayılardayken yükselecek. Daha sonra aşağı inecek. Ama ne yazık ki bu sistem benim düşündüğüm gibi sürekli salınım yapmıyor. Bir yerde geldi ve bu yere geldikten sonra durdu, devam ediyor. Demek ki bu benim aradığım şey değil. Ama bu enteresan bir dinamik var burada. Yani sen bir yerden başlıyorsun, bu sistem bir yere gelip orada durmaya başlıyor. Peki şimdi şu kontrol parametresi dediğimiz R parametresini değiştirmeye başlayalım. 3.2 yapalım buna. Tamam. Şimdi bu sefer birazcık daha enteresanlaştı. Yine istediğimiz gibi ilk önce küçükken sayı yukarıya çıkmaya başlıyor. Daha sonra aşağı yeniyor. Yukarı çıkıyor, aşağı yeniyor. Ve bir belli bir noktadan sonra sürekli yukarı, aşağı ve periyodik bir hareket yapmaya başlıyor. Ama bizim biraz önce gördüğümüz datadaki harekete yine benzemiyor. Öyle değil mi? Biraz önce gördüğümüz datadaki hareket birbirinden tamamen yani aynı şekilde azalıp artıyor sürekli ama aynı yerlere gitmiyor. Sürekli farklı üst noktalara çıkıyor, farklı alt noktalara iniyor vesaire. Dolayısıyla bizim bu parametremiz hala dinamik beklediğimiz gibi yükselip alçalmasına rağmen istediğimiz yere gelmiyor. Ben bunu birazcık daha artıracak olursam, mesela 3.7'ye götüreyim. Şimdi biraz daha enteresanlaşmaya başladım. Yükseliyoruz ilk önce, daha sonra alçalıyor, yükseliyor, alçalıyor. Daha sonra yeniden işte farklılıklar gösteriyor. Mesela gittikçe bizim istediğimiz dinamiğe yaklaşmaya başlıyor. Belki ben bunu 4'e götürürsem şimdi en son. Artık işte burada bizim istediğimiz şey yavaş yavaş olmaya başladı. Yani bir yukarı çıkıyor sistem, bir aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Demek ki sistemin bir kapasitesi var. Değil mi? Nedir bu kapasite? İşte bir adada yaşıyorsa mesela bu kediler... Lynx dediğimiz işte vahşi kediler. Demek ki içeride ilk başta kendi popülasyonları azken av bunlar için yetiyor. Yeteri kadar besin var. Bir kapasiteye ulaşıyorlar. Bu kapasite adanın kapasitesi diyelim. Daha sonra adanın kapasitesine oluştuktan sonra artık besin yetmemeye başlıyor. Popülasyonları aşağı inmeye başlıyor. Eğer ki yeteri kadar azalırsa yeniden yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor vesaire. Bu şekilde bu popülasyon dinamiğini yapabiliyor olduk. Şimdi her şey çok güzel. Elimizde biraz önce gösterdiğim data var. Bu kedilerin datası.
Daha sonra bu kedilerin datasını aldıktan sonra bu kedilerin ne yaptığını anlamamız mümkün değil sadece o datadan. Çünkü çok az sayıda var. Dolayısıyla biz bu datayı nasıl oluştuğunu anlamak için matematiksel bir modellemeye çalışıyoruz. Çok basit bir modelleme yaptık. Bu basit modellemeyle benzer bir şey bulduk. Tamam. Şimdi eğer ki biz bunu anlarsak eğer ki o zaman bu kedilerin nasıl yaşayacaklarını, popülasyonların ilerlediğini anlayabiliriz diye bir öngörü koyuyoruz için içine. Dolayısıyla ben bu basit modeli çok iyi geliştirirsem en sonunda neyi bekliyorum? Sen bana bugünkü toplam kedi sayısının ne olduğunu söylersen ben sana en yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra ne zaman istiyorsan ne kadar kedi olacağını bu sistemde söyleyebilirim diyor. Her şey çok iyi. Şimdi diyelim ki biz bu modeli çok iyi yaptık ve işte bu model bu şekilde çalıştırılabiliyor. Ve en iyisini getirmek mümkün değil aslında ama en iyisine getirdiğimiz düşünelim. Diyelim ki mesela hastalıktan hiçbir kayıp olmasın hiçbir zaman. Veyahut da herhangi bir deprem olup mesela hiçbir kayıp olmasın veyahut da o gün iklim koşullarından dolayı bir kayıp olmasın. Yani olağanın dışında, modelin dışında, modelin içine koyduğumuz şeylerin dışında herhangi bir tepki olmadığı zaman düşünelim sisteme. Ve bu sistemi çok iyi modellediğimizi düşünelim. Daha sonra gidelim. Bu sistemi yeniden alalım ve bu sistemden iki tane sanki varmış gibi düşünelim. Ve bir başlangıç noktasından başlattık değil mi bu sistemi? Başlangıç noktasından başlatıp ileriye doğru sürmeye başladık. Bu sefer başlangıç noktasını yine 0.1 seçerken içindeki hayvanları sayarken çok ufak bir hata yaptığımızı düşünelim. Tamam mı? Ve bu hata ne kadar küçük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani milyarda bir oranında bir hata ile ölçtüğümüzü düşünelim sayıyı. Eğer ki ben bu simülasyon, bu kodu çalıştıracak olursam şimdi şu kısmını milyonda bir hatayla yaptığım için gördüğünüz gibi hiç üst üst ilk başındaki sıfır anında herhangi bir hata görmüyorum. 0.1'den başlamıştık. 0.1 civarındalar ikisi birden. Daha sonra ilerlemeye başladıkça 20. adımdan sonra, 21. adımdan sonra bu iki tane sistem birbirinden yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Ve daha sonra 30 adım sonra, 40 adım sonra artık tamamen başka şeyler göstermeye başlıyor. Gauss dediğimiz şey tam olarak arkadaşlar başlangıç koşullarına hassas bağlılık. Dolayısıyla sen elinde ne kadar iyi bir modelin olursa olsun, sen doğayı ne kadar iyi modelleyebilirsen model, hava durumunu ne kadar iyi tahmin edeceğini söylersen söyle, eğer ki en başında yani mükemmel denklemi yazmak hiçbir zaman mümkün olmasa bile, mükemmel denklemi yazmış olsan bile her zaman yapacağın en ufak bir hata senin sistemini başka bir noktaya götürmeye başlayacak. İşte bu başlangıç koşullarına hassas bağlı ve ileriyi tahmin edemediğimiz sistemlere biz kaotik sistemler diyoruz. Şimdi bu kaotik sistemlerin başka örnekleri nerelerde var bakalım. Yeniden paylaşayım sunumumu. Tamam. Şunu da büyüteyim. Şimdi sistemler eğer ki birazcık komplike bir sistem yapalım. Sadece bu gördüğümüz olan sistemler için değil. Bu işte bir atmosfer modeli, iklim modeli. Demek ki işte ben iklimi veya da hava durumunu tahmin etmeye çalışıyorum. Böyle bir model yazdım. Hava durumunu için bugünkü ölçümlerimi yaptım. Bugünkü ölçümleri yaptıktan sonra bu ekranımız sağ tarafını sanki bu yine giden yörüngelermiş gibi düşünün. Şimdi yörüngelerin çalışmasını başlatacağım orada. Bu yörüngeler gitmeye başlarken yine iki tane sistem var. Bu iki tane sistem birbirine çok yakın ama aynı noktada değil. Biraz önce seçtiğimiz gibi milyarda bir kata ve ben hava durumunu tahmin etmeye çalışıyorum. Hava durumunu tahmin etmeye çalıştığımı düşünün. Başlatıyorum sistemi. Şimdi iki tane sistem yine birbirleriyle üst üste gidiyorlar. Gördüğünüz gibi sadece tek bir yörünge görüyoruz. Arada sırada o koyduğumuz topun rengi değişiyor beyazla turuncu arasında. Çünkü birisi üste gidiyor, birisi alta gidiyor. Çok ufak sayılarda değişikliklerden dolayı kaynaklanıyor bu ayrımlar. Biz şimdi hava durumunu diyelim ki şöyle yapmış olduk. Tahmin etmeye başladık ve ilk ayrıldığı noktaya kadar güne mesela 2 gün diyelim. Dolayısıyla elimizdeki bilgi bizim modelimiz en doğru model bile olsa ilk baştaki o anlık hava durumu ölçümündeki yapacağımız milyarda bir hata bile bir gün sonra, 2 gün sonra yanlış tahmin etmemize sebep oldu. İşte bu da kaosun biraz önce gösterdiğimden başka videoyla gösterilmiş enteresan bir hali.
bu kaosu ilk bu şekilde tanımlayan kişilerden bir tanesi Edward Lorenz. 1963 yılında bunu tanımladıktan sonra şöyle söylemiş. Eğer ki bizim yani sistemlerin anlık durumları, o anki durumu geleceği belirler. Doğru. Ama bir sistemin anlık durumunu çok iyi ölçemiyorsak, o zaman geleceği yaklaşık olarak tahmin edemeyiz. Sistemler tamamen farklı yerlerdir. İşte biz buna kelebek etkisi diyoruz her yerde. Hatta filmleri de var. Kelebek etkisi filmleri. Ne oluyor yani? İşte çok küçük bir değişiklik varsa bir sistemde, bu küçücük bir değişiklik gidip başka bir hiç umulmadık bir sonlara sebep olabilir demeye çalışıyoruz. Ve Brezilya'daki bir kelebeğin kanat çırpması işte Texas'ta bir kasırga yaratabilir mi sorusuyla Edward Lorenz bu teoriyi, kuramı ilk açıklamaya başlamıştı 1970'li yıllarda. Güzel. Şimdi biz bu dinamik sistemleri ele alıyoruz. Daha sonra bu dinamik sistemleri birbirleriyle etkileştirmeye başlıyoruz. Bu kaotik sistem, bu doğadaki bütün sistemler birbirleriyle etkileşiyorlar. Biraz önce bahsettiğim her şeyde bir etki, dışarıdan gelen birbirleriyle olan etkileşme, bunların sebeplerinden dolayı oluşuyor kaos. İşte mesela o avcı popülasyonlarındaki alanların sınırlı olmasından dolayı, yani popülasyon seviyesi belli bir şeyin üstüne çıkamamasından dolayı, her yerde bir kümesin var, içine mesela tavuk koyuyorsun, belli bir sayıda tavuktan fazlasını orada tutamazsın, her şeyde bir limit var. İşte bu limit mesela bu etkileşimleri sınırlayan şeyler. Veyahut da içine başka bir şey koyuyorsun, verdiğin besin değişiyor veyahut da her gün aynı besini veriyorsun, dolayısıyla besini verdiğinden dolayı besin bu şeyi limitliyor. Buradan gelen etkiler, etkileşmeler bu kaos oluşturuyor ve bu etkileşmeler de networkler üzerinden, ağlar üzerinden oluyorsa daha da enteresan olaylar ortaya çıkabiliyorlar. Bu konuları inceliyoruz. Bizim araştırma grubumuzda. Araştırma grubumuzun adı Network Oriented Dynamics and Data Science. Yani ne yapıyoruz? Dinamik sistemleri, networkler üzerindeki dinamik sistemleri ve bunlardan gelen verilerinin nasıl dinamikler, nasıl davranışlar göstereceğini anlamaya çalışıyoruz. Veriden de bunları modellemeye çalışıyoruz. Modellediğimiz şeyleri de mühendislik sistemlerine aktarmaya, transfer etmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili çalıştığımız birkaç tane özel proje var. Mesela birincisi nöron ağlarının modellenmesi. Yani ne demek nöron ağları? Beyin belli yapılardan oluşuyor. Farklı bölgeler. Bu hem başka bölgeye geçen etkileşimler var ve bunların üzerinde nöronlar var. Nöronlar birbirleriyle elektriksel ve potansiyel, kimyasal potansiyellerle etkileşiyorlar. Dolayısıyla eşleşme varsa bunların üzerinde bir dinamik var. Nöron dinamiği, elektriksel potansiyel ve bu dinamikte bir ağ üzerinden etkileşiyor, değil mi? Bir network var yani beynimizin içinde. İşte bu network'ün ne olduğunu anlamaya, bu network'ü yeniden kurmaya, yani beyni modellemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız proje, ben Amerika'dan Türkiye'ye geriye dönerken Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla desteklendi. Kadir Has Üniversitesi'ne geri dönerken o projeyle, o programla fonlanıyor şu anda. Bu alanda da işte yaptığımız makaleler den en sonuncusu 2020 yılında, hatta bir ay içinde, geçen bir ay önce Physical Review X denilen dergide yayınlandı. İkinci proje yine aynı alanla ilgili. Bu sefer de iklim networklerini kurmaya çalışıyoruz. İklimde tabii ki muson yağmurları çok önemli olduğu için genelde uzak doğu ağlarıyla ilgileniyor. Çünkü en çok tarım ürünü her şey oradan bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor. İşte buradaki iklimin ve muson yağmurlarının ne zaman geleceğini daha önceden bilmek çok önemli. Muson yağmurlarının en iyi ihtimalde sadece 3 gün, 4 gün önceyle aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama mesela bunu bir ay öncesinden, 2 ay öncesinden tahmin edebilirsek, işte o zaman çiftçinin tarlasındaki pirince iklim problemi olmadıkça o zaman bütün dünya ucuza pirincini yiyecek vesaire. Bunun gibi etkileri var. Ve tabii ki bu bölgeyi önemli kılan, daha önemli kılan başka bir şey var. Popülasyon dünyanın yarısından fazlası bu gördüğünüz resmin içinde yaşıyor. Yani en büyük nüfus Hindistan, işte Çin, değil mi, oralarda. Dolayısıyla bu bölgenin iklimi şu anda en önemlilerden bir tanesi. Bu konuyla ilgili ilk yaptığımız çalışmalar 2016 yılındayken Nature makalelerinde yayınlanmıştı. Nature grubunda, Nature Communications'da. Şimdi ne yapıyoruz?
yine aynı programla projelenmiş, fonlanmış bir problem üzerine çalışıyoruz. Bu iklim ağlarını ilk başta bulduğumuz bu küçük olan ikili sistemi büyütüp şimdi bütün dünya üzerine yaymaya çalışıyoruz. Bu da bizim araştırma grubumuzda yapılıyor Kadir Has Üniversitesi'nde. Üçüncü proje de katlayanarak büyünen hasarları engelleme projesi. Bu Amerika, Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'daki elektrik hatları bu gördüğünüz. Şu anda bile sürekli elektrik problemleri her yerde yaşanıyor değil mi? Bunun sebebi şu. Çünkü bu elektrik ağları bir elektrik jeneratörler bir elektrik üretiyorlar. Bu elektrikleri elektriği kullanıcılara gönderiyorlar. Her bir ağdaki her bir hatta bir elektrik bir akım gidiyor ve bu akımın bir kapasitesi var yine. Eğer ki bu akımlardan bir tanesi kopacak olursa bir sebepten dolayı akım üzerindeki akım rotası değişiyor. Akım rotası değişince hangisini kesince akım rotasının nereye gideceğini kestiremiyoruz karmaşık bir sistem olduğu için bu dinamik sistemlerde de. Bu küçük sistemlerdeki hatalar daha sonra daha büyük hataları çıkartmaya ve çok büyük elektrik masraflarına sebep oluyorlar. Ve mesela bunları düzeltmek için kapasite artırımına gitmek istersen ekonomik sebeplerden dolayı hepsini sonsuz kapasiteye getiremeyeceğinden dolayı optimal noktada çalışmaya çalışıyoruz. Optimizasyonu düzgün yapmaya çalışıyoruz sistemi bu parayı yayarken yatırımları yaparken. Dolayısıyla bu için düzeltmeye çalıştığımızda her düzeltmeyi yaptığımızda bu sefer sistemin gidip başka bir noktası da bir bozukluk çıkıyor. Mesela bu da işte bugünüz gibi mesela bu sarı hatları ilk önce riskli hatlar olarak tahmin edersek bu riskli hatların üzerine gidip yeniden bir bakım yaparsak bu sefer bu kırmızı hatlarda hasar oluşmaya başlıyor. İşte öteki çalıştığımız projede bu yine karmaşık sistemler ağlar ve dinamik sistemlerle ilgili. Bu da TÜBİTAK 1001 programıyla desteklenmiş olan bir projemiz bizim grubumuz içinde. Yani herhangi bir modifikasyon varsa herhangi bir ağlardan bir tanesinin koparılmasında hatlarından bir tanesinin koparılmasının sebeplerinin ne olduğunu anlamaya çalıştığımız. Bir dördüncü bir projemiz daha var şu anda. Yani daha bir sürü projemiz var ama en çok şu anda vakit harcadığımız projelerden bahsediyorum. Eğer ki birbirinin tersine doğru salınım yapan dinamik sistemler varsa mesela fiziksel bunlara tork spin osilatörleri diyorlar. Veyahut da biyolojik sistem varsa mesela çok küçük tek hücreli canlılar ve bir yerine iki tane ayakları varsa onlar tersine dönüyorlarsa bu tarz biyolojik sistemlerin modellemelerini yapmaya çalışıyoruz. Ve bu yaptığımız modellemelerle içindeki davranışları anlamaya çalışıyoruz. Bu sağ taraftaki grafikte davranışları görüyorsunuz. Bu davranışlar işte şu anda dünyanın en çok ilgisini çeken dinamik davranışlar diyebiliriz etkileşen sistemler üzerindeki. Sol taraftaki network'te etkileştirdik bunları. Daha sonra bunların hareketlerini de incelemeye çalışıyoruz ve bunları deneylemeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da bu aşağıda. Yine bu projede bir TÜBİTAK 1001 projesiyle destekleniyor. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki Kadir Has Üniversitesi'ne gelirseniz ve bu enteresan oldukça cool işlerle uğraşmak isterseniz her zaman bize ulaşabilirsiniz. Araştırma grubumuz Notes. Bize her zaman yazabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. İlgileniyorsanız her zaman konuşabiliriz. Şu anda fiziksel bir mesafemiz var ama sosyal olarak hiçbir zaman mesafemiz yok. Dolayısıyla ne zaman isterseniz bana da yine bu aşağıda gördüğünüz e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Deniz Hocam. Herhalde zamanı denk getirebildin değil mi? Evet, gayet iyiydi. Çok teşekkürler. Size ulaşan bir soruları var mı öğrenci arkadaşlarımızın? Nasıl bakacağım? Bazen direkt size yazıyorlar. Sizin önünüze düşmüş olabilir chat kısmında. Yok, bana yani peki, bir soru. Tamamdır. Çok teşekkürler. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Her zaman bana yazabilirler ama e-mailimi bıraktım oraya. Tamamdır. Çok tamam, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Şimdiki dersi biz doktor öğretim üyesi Yalçın Şadi hocamızla olacak. Yalçın hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Sözü size veriyorum. Buyurun. Teşekkürler Esma Hanım. Çok sağ olun. Merhabalar arkadaşlar. Ben de sunumu paylaşayım ilk önce.
Şu an görüntüleyebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Evet. Görüyoruz. Sunumunuz açıldı. Gayet iyi. Tamamdır. Harika. İlk olarak kendimden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz tekrar. Hem katılım gösterdiğiniz için bu zorlu günlerde, öyle söyleyeyim, hepimiz evlerimizdeyiz. Herkes için de güzel bir etkinlik oluyordur diye düşünüyorum. Hem birçok farklı konuda bilgi ediniyoruz. Bizler de dinlerken diğer hocalarımızdan epeyce şeyler öğreniyoruz. Hem de açıkçası farklı alanları görerek ben de biraz farklı bir konuşma yapacağım. Birazcık bakış açılarımız da genişlemiş oluyor. Bu günlerde böyle aktivitelerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum organize eden arkadaşlarımıza da. Ben Kadir Has Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Koç Üniversitesi'nde doktorumu tamamladım Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde. Genel olarak telekomünikasyon alanında çalışıyorum. Son yıllarda da biliyorsunuz hücresel teknolojileri, 5G ve ötesi araştırmalar üzerine, 5G ve ötesi ağlar üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırdım. İşte bu alanda bir takım araştırma projelerim var, öğrencilerim var. Kadir Has Üniversitesi'nde araştırmalarımızı etkin şekilde sürdürüyoruz. Fakat bugün yapacağım konuşma bir başka yönümle ilgili aslında. Klasik olarak araştırma projemden bahsetmeyeceğim. Yani araştırma alanından, araştırma çalışmalarından bahsetmeyeceğim. Bugün size girişimcilik anlatacağım arkadaşlar. Kısıtlı bir süremiz var ama elimden geldiğince hem kendi tecrübemi hem de belki sizler başlangıç aşamasındayken sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hemen kendi tecrübemden bahsederek başlayayım konuşmama. Ben biraz önce belirttiğim gibi Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tamamladım. Ama klasik mühendislik okursanız her birinizin yaşayacağını az çok düşünüyorum. Tabii ki mühendisliğin o salt teknik işlerini çok seven arkadaşlarımız da çıkardı ama bizler lisans yıllarındayken birkaç arkadaşımla birlikte hep bir kariyer planlamasına dönük kaygılarımız vardı. Hani ne yapalım mezun olduktan sonra vesaire gibi arayışlarımız vardı. Yüksek lisans yaparken de açıkçası yüksek lisansa başlarken de ilk amacım bu kariyer hedeflerimi bir süre daha ertelemek. Yani lisansı bitirdikten sonra klasik olarak bir sektörde, bir firmada mühendis olarak işe başlayabilirdim ama çok istediğim bir şey değildi. Henüz o anlamda zihnim olgunlaşmamıştı. Yani kararım olgunlaşmamıştı, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hasbelkader, öyle söyleyeyim, dürüst olmak gerekirse yüksek lisansın içinde bulmuştum kendimi. Fakat kararları ertelemenin size kısa vadede biraz zaman kazandırsa da uzun vadede pek aynı sonucu vermiyor. Dolayısıyla yüksek lisansı bitirmeye doğru da yine aynı kararsızlıklar baş göstermeye başladı. O arada bir TÜBİTAK desteğiyle karşılaştım. TÜBİTAK desteği üniversitelerde lisans, yüksek lisans, lisansını tamamlamış ya da yüksek lisansını yapan öğrencileri destekliyordu. Benim de o zamanlar hep kendi ilgi duyduğum bir işi kendi başıma ya da bir grupla yapma gibi bir fikrim vardı. Yani girişimci olmak istiyordum açıkçası. Yeni yeni bu isteğim başlamıştı ve bu desteğe başvurdum. TÜBİTAK'tan bu desteği kazandıktan sonra da ilk startup'ımızı kurduk bir arkadaşımla birlikte ve bir takım teknolojik yazılımlar, öyle söyleyeyim, geliştirmeye başladık. Ondan sonra tabii süreç evrildi ama bu şekilde girişimciliğe adım atmış oldum. Bundan niye bahsediyorum'a gelirsek, açıkçası klasik olarak araştırma yerine bu konuyu seçmemin sebebi şu. Özellikle genç arkadaşlarımızın, öğrencilerin lise hayatından başlayarak üniversitenin de ilk yıllarında hep bu kararsızlığı, mesleki kariyerlerine dönük o seçenekleri bir türlü netleştiremeyen kararsızlığını yaşadıklarını gözlemleyebiliyorum. Kendim de gözlemledim, arkadaşlarım da gözlemledim. Bu sayede, bu vasıtayla da sizlere açıkçası önünüzde bir fazla, bir ekstra daha kariyer imkanı olduğunu ifade etmek için aslında bu sunumu yapıyorum. Yani tek seçeneğiniz mühendislik okursanız eğer, klasik bir yerde bir Ar-Ge mühendisi olarak çalışmak değil, ya da tek seçeneğiniz, diğer seçeneğiniz yüksek lisans doktora yapıp akademisyenlik yapmak değil,
Bir başka seçeneğiniz de var. Kendi yetkinliklerinizi, kendi birikimlerinizi, kendi tecrübenizi, kendi işinize aktarma gibi bir fırsatınız da var. Buna da aslında basitçe girişimcilik diyoruz. Bu sayede sizin de önünüzde böyle bir fırsat olduğunu başlangıçta belirtmek isterim. Özellikle de ben kendi tecrübemden yola çıkarsam bütün bu sürece yüksek lisans yıllarında dahil oldum. Ama hep şu pişmanlığım olmuştu. Keşke bu işlere, yani bu girişimcilik fikirlerimi lisansta hayata geçirmeye başlasaydım. Daha çok vaktim olsaydı. Çünkü lisans yılları biraz daha fazla vaktinizin olduğu yıllar. Keşke daha erken başlasaydım gibi pişmanlığım vardı. Dolayısıyla da aslında tam yaşının girişimciliğe başlamak için, en azından zihin yapınızı ona hazırlamak için tam yaşların lise yaşları ya da üniversitenin ilk yılları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de umarım bu konuşma vasıtasıyla sizlerde bir küçük de olsa bir etki yaratmayı başarırım ve en azından kafanızın bir kenarında hep böyle bir fırsat olduğu durmaya başlar ve bunu da önünüzdeki süreçte değerlendirirsiniz. Hemen yine kendi tecrübemden devam etmem gerekirse arkadaşlar, bazılarınız kullanıyordur. Biz ilk girişimcilik fikrimizi başka bir doğrultuda gerçekleştirmiştik ama daha sonrasında her girişimcinin gibi, belki her genç girişimci gibi application geliştirmeye karar vermiştik. Fit 365 adlı uygulamanın kurucularından biriyim, onun geliştiricilerinden biriyim. Bunları yüksek lisans yıllarında gerçekleştirmiştik. Daha sonra bu uygulamamız 2016 yılında Apple tarafından Türkiye'deki en iyi 10 uygulama arasında seçildi ve 10 uygulama arasındaki en iyi sağlık ve fitness uygulamasıydı. Şimdiye kadar hala App Store'da bu arada aktif durumda, indirip kullanabilirsiniz. 1 milyona yakın indirme seviyesine ulaştı. Ama maalesef monetization dediğimiz gelir elde etme konusunda epeyce sıkıntılarımız olduğu için oraya yaklaşık sıfır gelir gibi yazdım. Bu arada bununla ilgili detayları da öğrenmek isterseniz bana her zaman mail adresinden ulaşabilirsiniz. Web sitelerimizde her yerde mailimi bulabilirsiniz. Bu sunum sonunda da göreceksiniz. Çok detayına girebileceğim bir konuşma değil. Ama her ne kadar çok gelir elde etmesek de, yani dişe dokunur gelirleri elde etmesek de, bu süreç bana epeyce değerli deneyim kazandırdı ve bugün de açıkçası bunlarla ilgili kısa bir konuşma yapmayı planlıyorum. Şimdi ilk olarak başarılı bir startup için ne gerekli? Bundan başlamak gerekirse, şimdi 4 tane ana ayağımız var arkadaşlar. Startup'ımızı üzerine inşa edeceğimiz. Ben bugün bu 4'ünden uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Açıkçası bu girişimcilikle ilgili Kadir Has Üniversitesi'nin yaz okulunda da 10 gün süren bir dönem süren bir dersimiz oluyor. Bunu da şimdiden tavsiye edebilirim. Kayıtları takip edebilirsiniz ve yazın o yaz okuluna katılıp bu anlamda kendinizi daha geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Ben bugün sadece iki tane ana konudan bahsedeceğim. Bunlar fikir ve ürün. Genel olarak bir startup'ın başarılı olması için 4 tane ana konuda arkadaşlar başarılı olmanız gerekiyor. İyi bir fikriniz olması gerekiyor. İyi bir ürün geliştirmeniz gerekiyor. Startup'ınızı yürütmek için iyi bir takım oluşturmanız gerekiyor. Ve execution dediğimiz o yönetme işini çok başarılı olarak sergilemeniz gerekiyor. Ama bunlar her zaman yeterli olacak diye bir durum yok. Bunun üzerine bir de şans faktörü ekleniyor. Yani bu 4 alandaki başarınıza bir de şans faktörünü eklerseniz, hepsinden ödevinizi doğru olarak tamamlarsanız başarılı bir startup sahibi olma şansınız her zaman var. Ben bugün fikir ve ürün noktalarına odaklanmak istiyorum. İlk olarak fikirden bahsedeceğim arkadaşlar. Fikir derken tabii ki sadece iş fikrinden bahsetmiyoruz. Yani bir startup kurma noktasında aklınıza gelebilecek her nokta sizin fikrinizin bir parçası. Yani ürününüzü ne üzerine inşa edeceksiniz, startup'ınızı ne şekilde kurgulayacaksınız, rakiplerinizi nasıl alt edeceksiniz, markette nasıl büyüyeceksiniz, bunlara dair fikirleriniz olması gerekiyor. Bu fikir derken de temel olarak bundan bahsediyorum. Son yıllarda açıkçası girişimcilik ekosisteminde, öyle söyleyeyim, fikrin çok da değerli olmadığını, daha önemli olanın yönetim becerileri olduğuna dair bir yaygın kanı var. Ben de bu kanıya aslında katılıyorum ama bu kanı üzerine fikrin değersizleştirildiğini de son yıllarda görüyorum. Bu aslında benim kişisel olarak doğru bulmadığım bir fikir. Ben öncelikle fikrin her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. İyi fikir üzerine inşa edilmeyen startupların açıkçası çok başarılı olma şanslarının olmadığını düşünüyorum. O yüzden
önce iyi bir fikrin geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani startup'ta üründen önce, takımdan önce ve yönetim becerilerinizden önce, ki bunların hepsi daha sonra aslında bir şekilde iyi konuma getirebileceğiniz alanlar, ama ilk olarak iyi bir fikrinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Startup'lar, özellikle başarılı startup'lar, rastgele fikirler üzerine inşa edilmiyor. Buna örnek vermek gerekirse Airbnb'yi bilirsiniz. Bütün dünyada kiralama aslında pazarında işte otel yerine işte Booking'i alternatif olarak kullandığınız, belki birçoğunuzun kullandığı bir uygulama, bir servis. Bunun kurucusu Brian Chesky, Airbnb'nin kurucusu, aslında fikri rastgele olarak bulmuyor. Kendisi evinde ekstra bir odası olan, yani kiralayabileceği yeri olan ama ekstra parası olmayan bir adam başlamış ve dolayısıyla kendi ihtiyacından yola çıkarak, bu ihtiyacı da diğer insanlar da gözlemleyebildiği için böyle bir fikir üretiyor ve daha sonra bu bugün bildiğiniz Airbnb adlı milyar dolarlık bir şirket haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla rastgele fikirler üzerine başarılı startupların inşa edilmediğini görüyoruz. Bunlar ya kişisel tecrübelerinizden yola çıkarak ve ya da müşterilerden gözlemlediğiniz iyi fikirler olması gerekiyor. Ve açıkçası iyi bir fikriniz olana kadar, yani fikrinizi olgunlaştırana kadar startup'ınızı başlatmamanız, kurmamanız gerekiyor. Startup'ınız daha sağlam temeller üzerinde kurabilmek için. Şimdi iyi bir fikir nedir, ona gelmek gerekirse, tabii ki bu çok muğlak bir tabir, iyi bir fikir tabiri. Bunun için de açıkçası matematik operasyonları gibi, kuralları gibi öyle basit formüllerimiz yok. Bir takım insanların tecrübelerinden, girişimcilerin başarılı ya da başarısız girişimcilerin tecrübelerinden bir takım çıkarımlar var ekosistemde. Dolayısıyla burada da bunlardan bazılarını paylaşacağım. Açıkçası startup'ın iyi bir fikir üzerine inşa edilmesi için startup'ınızın size yaptığınız şeyin önemli bir görevi ifa ediyor gibi hissettirmesi gerekir açıkçası arkadaşlar. Eğer önemli bir görevi ifa ediyor gibi hissederseniz, bu sayede yapacağınız işe odaklanma imkanınız da artacaktır. Startup yönetmek, startup'ın içinde bulunmak, bir ürün geliştirmek odaklanmayı gerektiren bir iş arkadaşlar. Klasik sektörel işlerden çok daha fazla odaklanmayı gerektiren bir iş. Dolayısıyla açıkçası çok fazla ilgi duymadığınız, size tutkuyla başlayamadığınız ve önemli bir şey yaptığınızı hissettirmeyen fikirlere odaklanmanız çok zor. Dolayısıyla önemli bir görev gibi hissederseniz fikrinizi, odaklanmanız çok daha kolay olacaktır. Onun yanında startuplar genel itibariyle ortalamada 6-8 sene ya da 10 seneye kadar sürekli üzerinde emeğinizi sarf edeceğiniz oluşumlar arkadaşlar. Çok fazla zaman ayıracağınız, belki ailenizden, arkadaşlarınızdan, sosyal hayatınızdan feragat edeceğiniz bir döneme karşılık geliyor ve temel stratejiniz de bu 8-10 yıllık sürecin sonunda bir çıkış yapmak, başarılı bir çıkış yapmak. Dolayısıyla da bu 10 senenizi, 8 senenizi geçireceğiniz sürenin sizin için daha tutkulu, daha çekici bir süreç haline gelmesi gerekir. Ve bunun için de aslında temel kıstaslardan biri yine yaptığınız şeyin size önemli bir görev hissiyatı vermesi. Bunun dışında eğer önemli bir görev hissiyatı, görevi ifade ederseniz arkadaşlar, bu süreç içerisinde size insanların da yardım etmeye gönüllü olacağını gözlemleyeceksiniz ki bunlar da startupların başarıları için çok önemli. Siz eğer bugün işte bu koronavirüs günlerinde bir ilaç geliştirmeye kalkarsanız bu hastalığı tedavi edecek, hem daha fazla odaklanacağınızı, hem bu süreçte çok daha fazla dedike şekilde çalışacağınızı, hem de insanların size yardım edeceğini, seve seve yardım edeceğini gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla önemli bir görevi ifade etmek, fikir bulma açısından önemli bir kıstas bizim için. Temel diğer kıstaslarımızdan biri de fikrimizi küçük ve hızlı büyüyen bir marketten seçmek arkadaşlar. Genelde bu anlamda da aslında öğrenciler, bu yaşlar bile, sizlerin yaşları bile aslında çok önemli. Sizler dünyayı daha sizden yaşlı insanlara göre, daha ileri yaşlı insanlara göre çok daha net gözlemleyebiliyorsunuz. Teknolojiyle çok daha haşır neşirsiniz ve daha iyi bir öngörünüz var. Açıkçası tutacak ürünlere karşı, hızla piyasaya çıkacak ve bütün marketi sallayacak ürünlere karşı çok daha iyi öngörüleriniz var. Dolayısıyla bu anlamda avantajlısınız ve öğrencilik yıllarınızda, özellikle lise yıllarında ve üniversite yıllarında sürekli radarlarınızı açık tutmanız gerekir. Böyle küçük ve hızlı büyüyecek marketler seçmek için. Yani küçükten kastımız arkadaşlar, çok az müşterisi olan başlangıçta ama
o müşterilerin ürüne çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir sektör. Ama onu da önünüzdeki 2-3 yıl boyunca çok hızlı büyümesini beklemeniz gerekiyor ve bu anlamda da özellikle üniversite yıllarında bütün radarlarınızın bu marketleri gözlemlemek için açık olması gerekir. Ve bu da sizler için açıkçası bir avantaj girişimcilik serüveninizde. Bu anlamda bir ünlü bir Amerika'daki ünlü bir risk sermayesi kuruluşunun girişimcilere sorduğu, iyi fikirlerini tespit etmek için sorduğu ve özellikle market işte hızlı ve küçük ve hızlı büyüyen marketi tespit etmek için kullandığı bir soru var. Girişimcilere şu soruyu soruyorlar. Neden bu fikri 2 yıl önce değil de bugün devreye sokuyorsun ve bunu bugün çalışmaya başlıyorsun? Ya da neden 2 yıl sonra başlamak iyi bir fikir olmayacak? Bu sorulara kendiniz açınızdan tatmin edici yanıtlar bulmanız gerekir arkadaşlar. Fikrinizi test etmek için küçük ve hızlı büyüyen markette iyi bir fikirle gerçekten var olabilmek için. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar vermeniz gerekir. Onun dışında yine fikrinizi test etmek için kıstaslarımızdan biri fikrinizin kolay açıklanabilir bir fikir olması arkadaşlar. Bunu çok kolayca test edebilirsiniz. Startup fikrinizi annenize, babanıza, akrabalarınıza, sizden daha yaşça büyük akrabalarınıza bir cümleyle ifade etmeye çalışın. Eğer bir cümlede anlayamazlarsa bilin ki fikriniz o kadar da markette ilgi çekecek bir fikir olmayacaktır. Dolayısıyla fikrinizi kolay açıklanabilir bir fikir haline dönüştürmeniz başlangıç aşamasında çok önemli. Ama bunu yaparken tabii ki diğer örneklerden, diğer benzerlerden bu basitliğin yanında önemli bir farklılık da bulundurmasına gayret etmeniz gerekir arkadaşlar. Yine bu anlamda da öğrenci olmak, öğrencilik yılları çok önemli. Siz birçok sektörü, özellikle teknoloji sektörünü birçok farklı yaş grubundan, sosyal gruptan çok daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Farklılıkları çok daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Bunu da avantaja çevirmeniz gerekir. Bu noktada bir şey daha paylaşmak isterim. Tabii ki üniversite yıllarında, lise yıllarında önemli avantajlarınızdan biri bu. Bir diğer avantajınız da özellikle ileride beraber bir startup kurabileceğiniz co-founder dediğimiz ortaklarınızı bulabilmeniz. Bunun için en iyi ortam arkadaşlar üniversite yılları. Benim ortağım üniversite yıllarından beri birlikte olduğum bir insandı. Açıkçası lisans eğitiminden sonra, iş hayatınıza başladıktan sonra bu co-founder'ları, ortakları bulmak çok zorlaşacak. Dolayısıyla üniversite yıllarını değerlendirirken hep etrafınızdaki arkadaşlardan kim sizinle aynı kafa yapısında, aynı motivasyona sahip, kimle birlikte uzun 8-10 yıllık sürecek bir startup yolculuğuna çıkmak istersiniz, bunu da gözlemlemeniz önemli. Devam edelim arkadaşlar. Fikrinizi oluştururken ilk olarak marketi düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Marketten kullanıcıların ihtiyaçlarına dönük ihtiyaçlarını öğrenmeniz, onları anlamanız ve isteklerini öğrenmeniz gerekir. Müşterilerin olmadığı, marketin olmadığı bir startup fikri, marketin dikkate alınmadığı bir startup fikri başarısızlığa mahkum bir fikirdir arkadaşlar. Daima müşteriyi önceliklendirmeli ve fikrinizi gerçek ihtiyaçlar üzerine inşa etmeniz gerekir. Bunu sağlamayan startupların başarılı olması çok 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 zordur. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir kural var aslında. Bunu da genç arkadaşlar özellikle anlamakta, ben de ilk yıllarda bunu anlamakta açıkçası çok zorlanmıştım. Olmayan bir marketi, yani olmak istemeyen bir marketi yaratamazsınız arkadaşlar. Olan marketlerden öğrenmeniz gerekir. Müşterileri gözlemlemeniz, onların ihtiyaçlarını anlamanız, onlara dönük fikirler geliştirmeniz gerekir. Devam edelim arkadaşlar. Bunlar iyi bir fikir bulma adına açıkçası sizlerle paylaşabileceğim basit bir takım fikirler, basit bir takım prensipler. İyi bir fikir bulduktan sonra startup'ınızı kurma aşamasında tabii ki ikinci fazınız bu iyi fikri iyi bir ürüne çevirmek arkadaşlar. Aslında iyi bir fikir bile çoğu zaman yeterli olmaz. Harika bir ürün ortaya dökmeniz gerekir. Ürün derken de tabii ki salt müşterilere satacağınız bir paket içerisindeki bir şeyden bahsetmiyoruz. Müşterilerinizle herhangi bir şekilde iletişimde olduğunuz, bu ürününüz olabilir, onlara yolladığınız mail olabilir, onlarla paylaştığınız broşürler olabilir, her şey. Müşterilerinizle interakt ettiğiniz her şey ürünün bir parçası ve sizin de ürünü bu komple manada görüp ona göre tasarlamanız gerekir. Ve açıkçası ürününüzü geliştirene kadar da arkadaşlar başarılı bir startup kurgulamak istiyorsanız diğer işlere çok minimum vakit ayırmanız gerekir.
O yüzden de birçok popüler startup kurucusunun ilk yıllarına bakarsanız hep onları işte bilgisayarın başında harıl harıl ürün geliştirmeye çalışan insanlar olarak görürsünüz. Ki onların bugünkü başarılarında da ürünlerini önceliklendirmeleri çok önemli etkenlerden biridir. Harika ürünler geliştirmenin yolu iyi fikirler bulmaktan çok daha basit arkadaşlar. Temel prensibim şu, kullanıcıların sevdiği bir şey geliştirmeniz lazım. Kullanıcıların sevdiği ürünler geliştirmeniz lazım. Kullanıcıların ortalama beğendiği arkadaşlar, az beğendiği fikirler üzerine, az beğendiği ürünler üzerine inşa edilen startuplar eninde sonunda başarısız olmaya mahkumdur. Yani kesinlikle başarısız olmaya mahkumdur. Ve hatta neden başarısız olduğunuzu bile çoğu zaman anlayamazsınız. Dolayısıyla temel prensibiniz, ürününüzün harika bir ürün ortaya çıkarmak için temel prensibiniz, kullanıcıların o ürünü sevmesini sağlamak olmalı. Onun dışında bir opsiyonunuzun olmadığını her zaman bilmelisiniz. Bu anlamda açıkçası güzel bir figür var benim sevdiğim. Bunu Sam Altman denen Stanford'da girişimcilik dersi veren insanın sunumundan paylaşıyorum. Bu sunumdaki diğer birçok bilgiyle de ondan yararlandım. İki opsiyonunuz var aslında ürün geliştirirken. Ya çok sayıda kullanıcının az seveceği, yani pek de hoşlanmayacağı, bir takım özelliklerini seveceği, bir takım özelliklerini sevmeyeceği bir ürün ortaya çıkacaksınız. Ya da az sayıda kullanıcının bayılacağı ürünler çıkaracaksınız. Başarılı olmanın yolu ikincisinden geçiyor arkadaşlar. Sizin az sayıda kullanıcının çok fazla seveceği ürünler ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Piyasaya süreceğiniz ürünle piyasaya kullanıcı beğenisi açısından yaratacağınız katkı her durumda aynı. Bunu çok sayıda kullanıcıya da az az dağıtabilirsiniz ya da az sayıda kullanıcıya çok çok dağıtabilirsiniz. Dolayısıyla tercihiniz hep ikinci seçenekten olmalı. Yani az sayıda kullanıcının bayılarak kullanacağı ürünler geliştirmeye gayret etmeniz gerekir. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar az sayıda kullanıcıya ürününüzü sevdirebilirseniz onlar diğer arkadaşlarına, kendi sosyal çevrelerine ürününüzü tanıtmak için gönüllü olacaklardır. Sizin ürününüzün evangelisti olacaklardır ve dolayısıyla ürününüz organik ve hızlı bir büyüme gerçekleştirecektir. Bir insan 3 kişiye anlatacak, 3 insan 10 kişiye anlatacak, 10 insan 100 kişiye anlatacak. Bu sayede hem organik bir büyüme elde edeceksiniz hem de bütün bu insanlar ürününüzü bayılarak kullanan insanlar haline gelecek ve siz de başlangıçtaki hedefinize, yani kullanıcıların, bütün kullanıcıların sevdiği ürünler geliştirme hedefinize ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Bunu yapmanın yollarından biri de her zaman basit bir versiyonla başlamak arkadaşlar. Az sayıda kullanıcıyı hedefleyen ürününüzün basit bir versiyonunu başlayıp daha sonra kullanıcıların ihtiyaçlarına göre o ürününüzü mükemmelliyet doğrultusunda geliştirmeniz önemli. Bütün başarılı örneklerde açıkçası bunu görüyoruz. Facebook ilk başladığında işte birkaç butonu olan, like butonu bile olmayan bir sosyal network'tü. Google yine bir iki tane butonu olan ama size her zaman, her zaman en iyi sonuçları veren sosyal network, arama motoruydu. Onun dışında iPhone piyasaya çıktığında piyasadaki bütün smartfonlardan daha iyi bir smartphone değildi. Ama insanların en çok sevdiği smartphone'du. Dolayısıyla iPhone örneğinde onu gözlemleyebiliyoruz çok açıkça. Diğer rakiplerinden çok daha basit ama tüm kullanıcıların çok daha fazla sevdiği bir akıllı telefonda iPhone ilk çıktığında ve bugünkü başarısının arkasında da açıkçası bu başlangıç yatıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla her zaman basit bir versiyonla başlayıp az sayıda kullanıcının ürününüzü sevmesini sağlayıp ve onların ihtiyaçlarını anlayarak sürekli ürününüzü geliştirmeniz gerekiyor. Harika bir ürün ortaya koymak için. Şimdi ürün kısmından da bu kadar bahsedebileceğim arkadaşlar. Vaktimiz sınırlı olduğu için. Bunlar dediğim gibi size yapabileceğim bir takım temel paylaşımlar, kısaca fikir vermesi açısından. Tabii bu anlamda başlarken eğer girişimcilik serüvenine adım atacaksanız bir takım bilgileri de size burada paylaşmak istiyorum ki özellikle genç arkadaşlarımız her ne kadar içlerinde o niyeti taşısalar bile girişimcilik serüvenlerine başlarken genelde nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ben de bundan sonraki 3-4 slide'da size başlangıç aşamasında faydalı olacağını düşündüğüm bir takım başlangıç noktalarını gösteriyor olacağım, kaynakları gösteriyor olacağım. Özellikle lise ve üniversite öğrencileri için startup kurma açısından en iyi ortamların kuluçka merkezleri olduğunu düşünüyorum. Bunlar özellikle genç girişimcileri, ofis alanları, ortak servis destekleri,
mentorluk destekleri ve bazen küçük yatırım destekleri sağlayan oluşumlar. Ve bunlar genel itibariyle üniversitelerin yapısında bulunuyor. Bizim de bu anlamda bir kuluçka merkezimiz mevcut Kadir Has Üniversitesi'nde. Diğer birçok üniversitede başarılı kuluçka merkezleri var. Buralardan başlamanızın sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kuluçka merkezleri özellikle genç girişimciler için en doğru ortamlar. Çünkü orada bir ekosistemin içerisinde bulunuyorsunuz. Diğer girişimcilerle tecrübelerinizi paylaşabiliyorsunuz. Mentörleriniz oluyor size yol gösteren. Bazen küçük yatırım destekleri alıyorsunuz başlangıçta ihtiyaç duyabileceğiniz ve bunlar girişiminizin başarısı için açıkçası çok temel faktörler haline geliyor. Bunun yanında Kuluçka merkezimizin dışında benim de parçası olduğum Yaratıcı Endüstriler Platformumuz bünyesinde İnedia diye programımız var. Biz üniversitemiz bünyesindeki öğrencilerimizi sadece fikirleri doğrultusunda 15 bin liraya kadar bir destek vererek destekliyoruz. Onun dışında hocalarımız danışmanlık veriyorlar, ofis alanları desteği veriyoruz. Bu anlamda Kadir Has Üniversitesi çok aktif olmaya başladı son yıllarda. Öğrencileri fikirlerini desteklemek için, girişim fikirlerini desteklemek için. Bu anlamda tercihlerinizde de açıkçası, üniversite tercihlerinizde de üniversitelerin bu anlamdaki kabiliyetlerini, yetkinliklerini değerlendirme kriterleriniz arasına koymanızı tavsiye ederim. Bu anlamda Kadir Has Üniversitesi de ülkemizde çok başarılı üniversitelerden biri. Bunun yanında devlet destekleri de girişimcilerin özellikle üniversite öğrencilerinin başarısı için önemli destekler arkadaşlar. Ben ilk başta paylaştığım gibi girişim fikrimi ancak bir TÜBİTAK projesi dahilinde gerçekleştirme imkanı bulmuştum. Bugün de hala TÜBİTAK'ın genç girişimcilere sağladığı önemli destekler var. 1512 programı var. Üniversiteler bünyesinde birçok hızlandırıcı kuruluş çerçevesinde gerçekleştirilen bunlar çok dişe dokunur açıkçası hibeler sağlıyorlar genç girişimcilere. Bu destekle siz 1-2 yıl startup'ınızı en azından maddi kaygılarınız olmadan sürdürebiliyorsunuz. Onun dışında COSGAP'in destekleri var, kalkınma ajanslarının destekleri var. Bütün bu destekleri takip etmenizi, uygun bulduklarınıza başvurmanızı, ilk seferde başarısız olabilirsiniz, ikinci seferde başarısız olabilirsiniz ama eninde sonunda başarısızlıklarınızdan da öğrenerek bu desteklere sonunda hak kazanırsınız ve bunlar gerçekten can suyu olması açısından startuplar için çok önemli destekler. Burada bir okuma listesi paylaştım arkadaşlar. Bazıları İngilizce, bazıları Türkçe. Türkçe versiyonlarına da çevirilerine de bazılarına ulaşabilirsiniz. Bunlar açıkçası girişimcilerin her birinin okumasını tavsiye ettiğim kitaplar. Çok farklı alandan kitaplar. Burada bir listesini görüyorsunuz. Her birinden tek tek bahsetmek için çok vaktim yok ama her biri açıkçası size girişimciliğin farklı noktalarında farklı bir bakış açısı kazandırabilecek değerli paylaşımlar. Türkçe bir kaynak ihtiyacınız varsa Mustafa Ergen hocamızın Girişimci Kapital adlı bir kitabı var. Bu da sizin için başlangıç olarak iyi bir okuma olabilir diye düşünüyorum. Diğer kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Kitaplardan da yararlanabilirsiniz burada gördüklerinizin. Onun dışında son olarak bir kaynak listesi koydum. Bunlar da girişimcilerin öğrenmeleri açısından, çünkü bazı noktalarda tecrübe elde etmeniz girişimcilikte çok zor oluyor. Kendi ürününüzle uğraşırken. Dolayısıyla başka girişimcilerin temel praktislerini, prensiplerini ve tecrübelerini öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar için çok çok okuma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada da bu okumaları yapacağınız farklı kaynaklar listeledim. Bunlardan biri Stanford Üniversitesi'nde verilen bir ders. O dersin bütün videoları açık. Bu dersi internetten izleyebilirsiniz. Hatta kayıt olup tamamlayabilme bile fırsatınız var. Startupların ihtiyaç duyduğu bir takım kaynakların verildiği bir hızlandırıcı kuruluşun web sitesini görüyorsunuz. Onun dışında bir takım makalelere, özellikle teknoloji sektöründe gelişmeleri takip edebileceğiniz bir TechCrunch sitesinin paylaşımını yaptım burada. Türkiye'de her girişimcinin web browser'ı takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından kendi ülkemizdeki ekosistemi takip etmek açısından. Ve Medium'da da startuplarla ilgili makaleleri vakit buldukça takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Benim bugün sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Umarım en azından bu aşamalarda yararlı bir konuşma olmuştur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkürler Yalçın Hocam. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Size ulaşan bir soru var mı? Hemen kontrol edeyim. Tamam. Chat kısmından şu an bir soru görmüyorum ama tüm arkadaşlarım eğer isterlerse benimle iletişime geçebilirler. Seve seve kendi tecrübelerimi de paylaşırım. Bazen önerilerim de olabilir.
hiçbir şekilde iletişime geçmekten çekinmemelerini tavsiye ederim. Tamam. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Görüşmeler. Çok sağ olun. Evet, günün son dersi doktor öğretim üyesi Emre Ozan Polat hocamızın dersi. Emre hocam hoş geldiniz. Merhaba, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Söz sizde hocam. Buyurun. Tamam, ben şimdi ekranımı paylaşayım. Tamam. Nereden paylaşılıyor biliyor musunuz? Şu anda ben bulamıyorum. Hocam alt tarafta yeşil bir ekran var. Share screen. Oradan paylaşım yapıyorsunuz. Tamam. Zoom ekranında. Gördüm. Tamam, bir saniye. Şöyle yapalım. Tamam, şimdi görebiliyor musunuz beni? Evet, görüyoruz hocam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, buyurun. Merhaba, ismim Emre Ozan Polat. Kadir Has Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Ben de Kadir Has Üniversitesi'ne yeni katılanlardanım. Yaklaşık 3-4 ay önce ülkemize dönüş yaptım. Ve Kadir Has Üniversitesi'nde çalışmayı seçtim. Çünkü Kadir Has Üniversitesi gerçekten disiplinler arası çalışmayı sağlayan ve bunu her zaman destekleyen bir üniversite. Ben de gerekli koşulların olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden ülkemize yararlı olabileceğini düşündüğüm için Kadir Has Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Bundan daha önce Barcelona Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmıştım. Orada bir takım optik sensörler geliştirerek insan sağlık parametrelerini okuyan bir sistem geliştirdim ve ondan önce de Glasgow Üniversitesi'nde robotik kollar ve protez kollar üzerinde dokununca bu dokunduğumuz objenin sertliğini, sert mi yumuşak mı buna göre bir feedback mekanizması oluşturup robot protez kolların elektronik bir deri olarak çalışmasını sağlayan sistemler yaptım. Şu anda da burada çalışmalarıma devam ediyorum. Gene sensörler üzerine. Dolayısıyla da siz öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem eğer bu tarz ileride robotik, mekatronik ya da fizik uygulamaları yapacaksanız ister endüstri olsun ister akademide olsun size daha çok disiplinler arası çalışmayı sağlayan bir yeri seçmeniz. Çünkü günümüzde bir şeyde iyi olmak yetmiyor. Sadece fizikte, sadece kimyada veya sadece biyolojide iyi olabilirsiniz. Ama ortaya artık bir iş çıkarmak için 2-3 alanı birden, yani bir alanı çok iyi bilip diğer alanda da daha az bir bilgiye sahip olup bunları kombine etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla disiplinler arası çalışmak çok büyük önem arz ediyor ve Kadir Has Üniversitesi de bunu size sağlıyor. Dolayısıyla size gönül rahatlığıyla Kadir Has Üniversitesi'ni tavsiye ederim. Lütfen core program dediğimiz temel rektör hocamızın bahsettiği ilk senede açılan dersleri de inceleyin. Nasıl bir sistem olduğunu aşağı yukarı anlayacaksınız. Şimdi sunuma geçebiliriz. Ben bu sunumda gene yaptığım sensörlerden biraz bahsedeceğim. Normalde çevremizde birçok sensör var. Önce sensör nedir ona bir bakalım. Şimdi fotoğrafta bir kamera sensörü görüyorsunuz. Bir fotoğraf makinesi sensörü görüyorsunuz. Bu sensör dışarıda üzerine düşen ışığın şiddetini algılıyor. Ve bunu her zaman unutmamalıyız ki bir sensör mutlaka diğer başka bir elektronikle çalışır. Yani sensör tek başına aslında hiçbir şey ifade etmez. Sensörün bir elektronik devreyle entegre edilmesi bir sistem oluşturur. Dolayısıyla ne diyoruz? Sensör dışarıda olan olayları ve etkileşimleri algılayan bir algıçtır. Ve bu diğer destekleyici elektronikle çalışıp insanların çevreyle etkileşimini sağlayan bir sistem oluşturur. Burada kamera için bir sensör gösterdik. Ancak dünyamızda bugün aslında sensörlerin dünyasında yaşıyoruz. Çünkü onlarca, yüzlerce sensör var. Bugün hepsi telefonlarımıza entegre ama mesela baktığımız zaman
başka endüstriyel uygulamalarda da kullanılan birçok sensörü ben şu masanın üstüne koyup size göstermek istedim. Mesela burada neler var? Gaz sensörleri var, renk sensörleri var, alkol sensörleri var, kalp ritmi sensörleri var, ışık sensörleri var, dokungaç sensörler var, jiroskoplar var. Aklınıza gelebilecek her türlü fiziksel parametreyi ölçebilecek ve kaydedebilecek sensörler şu anda dünyamızda mevcut ve biz bunlarla sarılı bir çevrede yaşıyoruz aslında ve 5G ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin de gelmesiyle bu sensörlerin etrafımızdaki yoğunluğu kat be kat artacak. Şimdi şeye bakalım, günlük hayatımızdan bazı sensörlere bakalım. Herkes otomat kapılardan geçiyor. Yani artık evde oturuyoruz gerçi koronavirüsten dolayı ama koronavirüsten önce işte okula geldiğimizde veya marketlere gittiğimizde bu kapılardan her zaman geçiyoruz. Belki merak etmişsinizdir bu kapılar nasıl bizi görünce açılıyor. Veya aynı sistem otomatik ışık açan sistemlerde de var. Şimdi öncelikle bu sistemin içinde bir tane ışık kaynağı var. Bu aslında ışık gönderiyor etrafına ama bu ışık görünür bölgede değil, kızılötesi bölgede. Dolayısıyla biz o ışığı göremiyoruz. Bu içinde olan sensör de bu kızılötesi ışığın şiddetini ölçüyor ve ışık kaynağı kızılötesi ışığı etrafa gönderdiği zaman buradan sekip sensöre geri gelen kızılötesi ışığın şiddetinde bir değişim olduğu zaman sensör bunu kaydedip ona yardımcı olan elektronik vasıtasıyla sisteme iletiyor ve kapı açılıyor. Dolayısıyla burada bir her şeyin entegre olduğu bir sistem var, bir sensör var, bir ışık kaynağı var, bir de onlara yardımcı olan elektronik var. Bu da mekanik motorlara bağlı, en sonunda kapıyı açıyor. Bu en basitinden bir sensör örneğiydi. Çünkü her gün etrafımızda olan sensörlerden bir tanesi. Bugün en basitinden yani en temel böyle gelişmiş özellikleri olmayan bir akıllı telefon bile alsanız içinde en az 15 tane sensör var. Bunlar mesela neler? Akselerometre var, jiroskop var, manyetometre var, GPS var, yakınlık sensörü var. Çevremizdeki ışık algılayan ışık sensörü var. Bu sayede ekranın parlaklığını otomatik ayarlıyor. Mikrofon var, mikrofon da bir sensör. Sesinizi algılıyor. Touch screen var. Fingerprint var. Parmak izinizi algılayıp ekranı açıyor. Pedometre var. Adımlarınızı sayıyor. Barkod okuyucular var. Barometre, termometre, aklınıza gelebilecek her şey elinizdeki bu küçük aygıtın içerisine entegre durumda. Dolayısıyla buradan anlamış olmalısınız ki bu masanın üstünde gösterdiğim onlarca sensörü mikroelektronik ve sensör teknolojinin gelişmesi sayesinde küçük bir telefonun içine sığdırabiliyoruz. Gelişmiş modellerde veya daha büyük sistemlerde yüzlerce, binlerce sensör oluyor. Bunlar koordine şekilde çalışabiliyor. Şimdi ben optik sensörler dizayn ettiğim için, geliştirdiğim için size biraz ışığın elektromanyetik spektrumundan bahsedeyim ve bugün cep telefonlarımızda ve kameralarımızla baktığımız zaman ne görüyoruz ve ne görebiliriz? Onlar hakkında biraz konuşalım. Şimdi şöyle, bugün gördüğümüz beyaz ışığın içinde bir sürü komponent var ve bu dalganın elektromanyetik spektruma baktığınız zaman bu dalga boyu şöyle bir şey. Işığın dalga boyuna göre ışığı karakterize edebiliyoruz ve bir ışığın içinde eğer beyaz ışıksa çok farklı dalga boyları olabiliyor. Örneğin X-ray alanına bakalım. X-ray 10 üzeri eksi 10 metre kadar dalga boyu olan bir ışık. Bununla nasıl, ne yapıyoruz? Mesela ciğer filmlerimiz çekiliyor tıp alanında. Ondan sonra mesela ultraviyole demişiz. Ondan sonra görünür bölge geliyor. Sonra ayar yazan kızılötesi ve mikrodalga. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman bütün bir elektromanyetik spektrum çıkıyor ve bu ben size bir kesini gösterdim burada. 10 üzeri eksi 10 metreden 10 üzeri 2 metreye kadar olan kocaman bir alanı gösterdim ve burada ışığın dalga boyuna göre farklı uygulamalar yapabiliyoruz. Orada gördüğünüz gökkuşağı gibi olan şey de aslında görünür bölgeyi gösteriyor. Görünür bölge 400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki ışığın yarattığı aralık ve gözümüz bunu görüyor. Yani 700 nanometreden sonrasını gözümüz görmekte zorlanıyor. 400 nanometreden öncesini de görmekte zorlanıyor. Aynı şekilde bugün
silikon tabanlı elektronikte yarattığımız kameralar da bu görünür bölgeyi görebiliyor ve kızılötesi bölgenin de sadece bir kısmını görebiliyor. Dolayısıyla iyi bir kamera alırsanız gözümüzün gördüğü hangi renk varsa aynısını görebilir. Fakat şimdi bu koca elektromanyetik spektrumu görünce aklımıza şöyle bir soru geliyor. Acaba biz bu sadece görünür bölgeyi değil de bütün bu elektromanyetik spektrumu görebilir miyiz? Ve eğer görürsek neler yapabiliriz? Bu soruyu sorduğumuz zaman şöyle bir cevap çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben gene en başa gökkuşağı gibi olan görünür bölgeyi koydum. Şu andaki kamera teknolojisiyle işte güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Her türlü renk var ama diğer tarafta aslında çok ilginç uygulamalar var. Onları görebilirsek mesela kızılötesinde medikal görüntüleme var. Biraz daha ileri gittiğimiz zaman yemeklerimizin kalitesini, yemeklerimizin içine bakabilme özelliği geliyor. Bugün havaalanlarında kullanılan güvenlik yine bu dalga boylarında gerçekleşiyor. Sonra baktığımız zaman termal görüntüleme ve gece görüş gibi ilginç özellikler de yine yüksek dalga boylarında gerçekleşiyor. Fakat dediğim gibi bizim silikon tabanlı kameralarımız bunları hiçbirini göremiyor. Şimdi şöyle, o zaman bu açık bir problem. Elimizde teknolojik bir aygıt var ve görmek istediğimiz birçok yeri göremiyor değil mi? O zaman bir şey, başka bir malzeme bulup şu andaki silikon teknolojisinin üstüne koyup bu kadar geniş bir alanı görebilir miyim? Yani soru bu. Baktığımız zaman bu mümkün mü? Buna bakalım şimdi. İşte solda gene aynı telefon var. Standart silikon tabanlı. Bunlar çok yüksek ölçeklerde üretilebiliyor. Dolayısıyla bugün sizin görüntü sensörünüz, kameranızdaki görüntü sensörü yaklaşık $1. Ancak az önce gösterdiğimiz uygulamaları algılayabilen yarı iletkenlere 3-5 yarı iletkenleri deniyor. Bunun 3-5 denmesinin nedeni de orada küçük bir periyodik tablo ekledim. Bakarsanız 3. kolon ve 5. kolondaki yarı iletkenleri bileşik yaparak oluşturulan yarı iletkenler bunlar. Mesela neler yapabilirsiniz? Örnek olarak yazdım. Galyum arsenat, 3'ten galyum, 5'ten de arsenik. Ondan sonra indium fosfat var, indium antimon var. Bu gibi bileşikler silikonun göremediği yerleri görebiliyor kendi elektronik bant yapılarından dolayı. Ama şöyle bir problem var. Bunlar silikonla uyumlu değil. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Yani silikonun üstüne bunları koyup her yeri görebilen bir teknolojiyi yapamıyorsunuz. Bir de bu malzemeleri sentezlemek, ya yani bunlardan bir görüntü sensörü yaparsanız yaklaşık $10,000 ile $50,000 arasında bir masraf çıkıyor. Ve bu $1 silikonla karşılaştırıldığı zaman korkunç bir ücret. Dolayısıyla bir telefonun maliyeti $50,000 çıktığı zaman bu şey bir teknoloji olmuyor. Kolay bir teknoloji, kullanılabilir bir teknoloji olmuyor. Dolayısıyla başka seçenekler var mı, başka çözümler var mı diye bakmamız gerekir. Şimdi az önce anlattığım 3-5 yarı iletkenleriyle silikonun neden bir araya gelemeyeceğini burada biraz açıklayayım. Sağ taraftaki grafikte işte o 3-5 yarı iletkenleri var. Gördüğünüz gibi buranın x ekseni onların atomlar arasındaki boşluklarını gösteriyor. Ve fizik kanunları bize şunu söylüyor. Sadece atomlar arasındaki boşluklar birbirine eşit ya da çok yakın olan malzemeleri üst üste koyabiliyoruz. Diğer türlü birbirlerine entegre olmuyorlar. Aslında bunun esas nedeni bu. Yani örneğin silikonu alıp üzerine, mesela silikona bakalım kaçmış, yaklaşık 0.54 gibi bir atomlar arası boşluğu var. Fakat mesela indium fosfata bakarsanız o da neredeyse 0.60. Bunların arasında 0.5 nanometre gibi bir boşluk farkı var. Dolayısıyla iç içe geçemiyorlar, entegre olamıyorlar ve böyle bir şey yapamıyoruz. Sol tarafta da silikonun soğurma eğrisi var. Bu da üzerine gelen ışığın hangi dalga boylarını soğurduğunu gösteriyor. En başta size anlattığım diğer yüksek dalga boylarını görememesinin nedeni de gördüğünüz gibi bu soğurma eğrisi dalga boyu arttıkça yaklaşık 1200'den sonra silikon tamamen kör oluyor. Hiçbir şey görememeye başlıyor. Aslında aynı insan gözü de böyle.
1200'den sonrakileri ve 400'den öncekileri çok göremiyoruz. Dolayısıyla şu anda revaçta olan başka bir malzeme var. Bu tamamen karbon tabanlı. Ben de sensörlerimi üretirken bu malzemenin özelliklerinden yararlandım. Bunun ismi grafen. Tamamen karbon atomlarından oluşuyor ve sadece bir atom kalınlığında. Bu malzemenin birbirine kovalent bağlarıyla bağlanıyor karbon atomları. Dolayısıyla sadece bir atom kalınlığında olmasına rağmen malzemenin kendisi stabil halde ve bunu silikonun üzerine entegre edip her tarafı, bütün geniş alanı, bütün elektromanyetik spektrumu gören kameralar üretebiliyorsunuz. Grafeni daha önce duymamış olabilirsiniz ama grafiti kesin duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Grafit aslında kömür. Kömür içinde grafit de var ama temiz bir cisim olmadığı için içinde başka organik bileşenler de var. Eğer kömürün içindeki organik bileşenleri çıkarırsanız geriye saf grafit kalır. Bu da sadece karbon atomlarından oluşan bir malzemedir. Grafitin içinde aslında grafenler var. Şöyle diyeyim. Grafenleri üst üste istif yaparsanız bu grafit oluyor ve bu istifin kendi arasındaki bağları çok zayıf. Ama grafenin kendi içindeki bağları, yani bir tabaka içindeki bağlar çok sert, kovalent bağlar ama üst üste istiflenen bağlar çok zayıf. Onlar da Van der Waals bağları, belki duymuşsunuzdur. Dolayısıyla bu grafit üzerine bildiğimiz bir bandı yapıştırıp çektiğimiz zaman bir tabaka grafeni almak mümkün oluyor. Ve sonrasında da bu grafeni istediğimiz alt taşın üzerine, silikonun üzerine vesaire transfer edebiliyoruz. Tabii günümüzde daha teknoloji geliştiği için bu bantla çekme tekniği yerine direkt gaz fazından üretim, karbon içeren bir gazı yüksek sıcaklıkta dekompoze ederseniz gene ortaya grafen çıkıyor ve daha temiz bir metot. Dolayısıyla o şekilde de kullanılabiliyor. Sonuç olarak burada size grafen malzemesini var olduğunu anlatmaya çalıştım ve bu malzemenin optik tepkisine baktığımız zaman size daha önce aslında bu grafiğin x ekseni, yatay ekseni az önceki neredeyse elektromanyetik spektrumun hepsini kaplıyor. Ta 1 mikrondan 1 metreye kadar bu malzemenin bir optik tepkisi var her yerde ve ilginç olan şey malzemenin içindeki elektron sayısını değiştirdiğiniz zaman malzemenin direnci değişiyor. Yani atıyorum bu malzemenin direnci 400 ohmken farklı bir soğurma gösteriyor. 3000 ohmken farklı bir soğurma gösteriyor. Bu da demektir ki malzemenin geçirgenliği içindeki elektron sayısına göre değişiyor. Yani ben bunu nerede kullanabilirim? Bundan bir akıllı cam yapabilirim mesela. Elektrik verdiğim zaman transparan hale dönüşecek. Elektriği aldığım zaman da opak hale dönüşecek. Yani akıllı bir cam yapabilirsiniz. Tabii bu görünür bölgede bir uygulama. Az önce saydığım uygulamaları da mesela termal görüntüleme yapabilirsiniz. Güvenlik uygulamalarını kullanabilirsiniz veya radar ve iletişim alanında kullanabilirsiniz. Çünkü bütün bu dalga boylarında çalışıyor. Şimdi şöyle, benim daha önce Barcelona'da çalıştığım grupta grafenle silikonu entegre ettik biz. Ve bundan bir görüntü sensörü yaptık. Buradaki amaç az önce anlattığım silikonun göremediği yerlerin fotoğrafını çekmekti. Mesela bakın sağ taraftaki resimler farklı dalga boylarında çekilmiş. Mesela üstteki kız resmi 400'den 1000 nanometreye kadar olan bir alanda çekildi. Ve tabii bunların tamamen karanlık ve ortama sis gönderiyoruz. Normal kameraların asla çalışmayacağı koşullarda çekiyoruz bu fotoğrafları. Mesela alttaki elmalar bir kasanın içinde kapalıydı. Bu da işte üzerinde de bir örtü vardı. Bunu 400 ve 1850 nanometre arasında fotoğrafını çektik. Hatta dikkatli bakarsanız üzerindeki bazı çürük noktalar bile gözüküyor. Fotoğraf küçük olduğu için tam net değil. Ama bu metodu kullanarak yediklerimizin, içtiklerimizin içindeki çürükleri de görebilmiş oluyoruz. En alttaki görüntüde de daha yüksek dalga boyları arasında, 1100 ile 1850 arasındaki dalga boylarında fotoğrafını görüntüledik. Dolayısıyla bu da işte grafenin telefon kameralarına entegre edebildiğimizi gösteren bir çalışma. Şimdi şöyle, burada biraz hani vizyon yaratmak istedim.
Tabii şu anda böyle bir teknoloji gidip alabileceğiniz bir teknoloji değil. Şu anda hala laboratuvarda bunları geliştiriyoruz. Sol taraftaki görüntüler size ilk slide'da gösterdiğim kameranın görüntü sensörü. Ve bunun üzerine grafen transfer ettiğimiz zaman ve böyle bir sensör yaptığımız zaman sağ tarafta ne gibi uygulamalar olabileceğini görüyoruz. Mesela alışverişe gittiğimizde telefonumuzun kamerasından bakıp domateslerin fotoğrafını çektiğimizde o anda aslında hangi domateslerin çürük içermediğini, hangilerinin içerdiğini de sadece kameradan bakarak görmüş olabileceğiz. Veya özellikle alerjen maddeler için çok kullanışlı bir özellik. Mesela bebeğinizin biberonunun içinde ne var? Ona bakabilirsiniz. Şöyle ki badem sütü de, inek sütü de, pirinç sütü de beyaz. Yani bunları gözle ayırmak mümkün değil. Ama bebeğiniz alerjense bu kameradan bakıp sütü analiz edip hangi süt olduğunu belirleyebilirsiniz. Bunlar potansiyel uygulamalar. Şimdi biraz da giyilebilir teknolojide ne gibi değişiklikler yapılabilir bu malzemeyi kullanarak onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi sol taraftaki bir Fitbit aygıtı, belki bazılarınızda vardır. Bunlara fitness tracker deniyor. Yani koştuğunuzda, yürüdüğünüzde ya da uyuduğunuzda sizin kalp ritminizi takip ederek size çeşitli alarmlar oluşturuyor. İşte sağlığınızı kontrol etmenize yarıyor. Bunlarda bir tane ışık kaynağı oluyor genelde. Bu ışık kaynağı cildinize bir yeşil ışık gönderiyor ve bu cildinizden geri seken bu yeşil ışığın şiddetine göre oradaki foton dedektörü sizin kalp ritminizi algılıyor. Bu çok güzel bir teknik çünkü eskiden kalp ritmini okumak için vücudumuza elektrotlar yapıştırılırdı. İşte böyle sürekli bir metal bir şeyle bağlantı halinde olmanız gerekiyor. Burada sadece ışığı ve fotodedektörleri kullanarak kalp ritmi çıkarılabiliyor ve vücudunuzda uyumlu olduğu için de sizi sınırlamıyor. Koşmaya gidiyorsunuz, istediğiniz sporu yapıyorsunuz. Bu güzel bir teknoloji ama şöyle söyleyeyim, bu teknolojiler hala silikon tabanlı ve silikon bükülebilir bir malzeme değil. Katı ve sert, dolayısıyla bundan deri üzerine yapışacak veya deriyi kaplayacak bir sensör yapmak isterseniz yapamıyorsunuz. Çünkü kırılıyor. Normalde bunlarla koştuğumuz zaman kolumuzda sallandıkları için tabii gönderdiği ışık da sallanıyor ve dedektörün okuduğu ışık da sallanmış oluyor. Dolayısıyla kalp ritmiyle girişim yapan bir hareket şeyi oluyor. Aslında hareket etmemizden dolayı okuduğu kalp ritmi değişmiş oluyor. Dolayısıyla bunları engellemek için cildimize tam uyum gösteren esnek sensörlerin yapılması gerekir. Burada tekrar işte grafen devreye giriyor. Şöyle ki grafen bükülebilir bir malzeme. Hatırlarsanız size sadece bir atom kalınlığında olduğunu söylemiştim. Ama aralarında kovalent bağ olduğu için bu bir atom kalınlığındaki malzeme çok sert. İstediğiniz kadar bükebiliyorsunuz ve de transparan. Mesela soldaki uygulamada bir telefonlar için bükülebilir dokunma sensörü touch screen yapılmış. Sağdakini de benim yaptığım bir çalışma, transparan bir fotodedektör. O sizi görüyor ama siz onu göremiyorsunuz. Üzerine bir lazerle ışık tuttuğunuz zaman bir ses çıkarıyor. Oradan orada olduğunu anlıyorsunuz. Bu tabii böyle savunma sanayinde ve hani bükülebilen ekran teknolojisinde sizin görmeyeceğiniz ama sizi görebilecek dedektörlerin geliştirmesinde çok önemli bir adım. Ama esas amaç aslında sağlık çünkü bugün baktığınız zaman sağlık sistemlerine erişemeyen dünyada en az 400 milyon insan var. Ve Covid salgını dolayısıyla da tabii ki durum vahim. Bu insanların sağlık parametrelerinin kontrol edilmesi ve bunların ucuz cihazlar tarafından yapılması çok büyük önem arz ediyor. Burada söylemek istediğim eğer yara bandı şeklinde esnek ve bükülebilir bir sensör yapabilirseniz insanlar bunu eczaneden yara bandı gibi alıp ciltlerine yapıştırıp buradan sağlık parametrelerini okuyabilirse dolayısıyla kişisel farkındalık ve gelişecek ve geç teşhisin neden olduğu kayıplar önlenmiş olacak ve dolayısıyla halk sağlığı da halk sağlığı seviyesi de yükselmiş olacak.
Şimdi elimizde esnek bir sensör olduğu için ben bu standart puls oksimetreleri esnek hale getirdim. Sağda gördüğünüz parmaktan kandaki oksijen seviyenizi okuyan bir alet. Ama işte ben grafenle bunu takım arkadaşlarımla birlikte bir dizayn yaptık ve sensörü, esnek sensörü içine yerleştirdik. Esnek bir bileklik olmuş oldu ve sağdakinin yapabildiği her şeyi yapıyor. Kalp ritminizi ölçüyor ve oksijen seviyenizi gösteriyor. Ve bu tabii ki esnek bir şey olduğu için bunu şeye de entegre ettik. Telefon ekrana da entegre ettik. Ve telefonla Bluetooth'la bağlanıyor. Üzerine parmağınızı koyduğunuz zaman başka hiçbir ışık kaynağına gerek kalmadan kalp ritminizi ekranda gösteriyor. Bu da böyle bir uygulama oldu. Yani dediğim gibi burada amaç yine bir endüstriyel bir işbirliği yapıp bunları halk sağlığına sunmak, bir yara bandı şeklinde insanların sağlığı için sunmak. Bir başka uygulamada UV ışınlarını algılayan bir yama. Şimdi sağdaki zaten hali hazırda piyasada olan bir ürün. Bunu La Roche yaptı. Bu bir yaka klibi şeklinde. Fakat gördüğünüz gibi gene katı bir şey. Yani cildinize bir şey sağlamıyor, uygunluk. Dolayısıyla kullanım alanları çok dar. Ya yakanıza takacaksınız veya elinizde tutacaksınız. Ama işte bu çalışmadan sonra bunu esnek yapabilir miyiz diye düşünüp sonrasında da tekrar işte grafen entegre ederek bunu bir şekilde başardık. Yaptığımız yamanın içinde aslında anten var bir tane. Bu antenle telefonunuza bağlanarak şu cildinizin üzerine düşen ultraviyole ışınların yoğunluğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir tane de uygulama geliştirdik ve uygulama size bulunduğunuz şartlardaki ultraviyole seviyesine göre ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Mesela bu seviye altında 15 dakika kalabilirsiniz veya güneş kremi sürün gibi alarmlar söylüyor. Tabii bunun tek sebebi bizim kullandığımız esnek grafen malzemesi. Hem bükülebiliyor hem de anten olarak telefonunuza bağlanıyor. Hiçbir kablo olmadan cildinize düşen ultraviyole ışın seviyesini belirliyorsunuz ve bu cilt kanserine savaşmak için gayet önemli bir uygulama. Şimdi zamanım daraldı. Size bu şeyi bahsetmiştim zaten. Burada sunumumu bitireceğim. Farklı grafen sensörlerin yani şu anda bu paketlemeyi yapamadık. Ben ayrı ayrı sensörler geliştirdim. İşte birisi kalp ritmini ölçüyor, birisi ultraviyole ışığı ölçüyor. Ama bunların hepsi bir şekilde paketlenirse diğer elektronikle birlikte bu ilk başta bahsettiğim akıllı yara bandı teknolojisini açığa çıkarabilir ve halk sağlığını iyileştirebilir. Ve burada altta ölçebildiğimiz parametreleri koydum. Kalp ritmi, oksijen satürasyonu, hidrasyon, ne kadar su içtiğinizi söylüyor. Sıcaklık, nefes alışveriş hızı ve ultraviyole ışınların yoğunluğu. Bunların 6 tane farklı hayati parametreyi tek bir yara bandıyla ölçebiliyor. Şimdi burada kapatacağım ama bir şey söylemek istiyorum. Normalde günümüz giyilebilir teknolojilere baktığınız zaman işte hep böyle katı ve hacimli cihazlar. Bunları ve çoğunun tek bir fonksiyonu var. İşte kalp ritmi ölçüyor veya bir tane bir şey yapıyor. Ve bunların hepsinden bütün hayati parametrelerinizi ölçmek için her şeyi aynı anda giymeniz gerekiyor. Ve bu şekilde bir teknoloji şu anda kabul edilebilir değil. Soldaki adam demir adamı diyelim temsil etsin. Ama şu an aslında giyilebilir teknolojinin ulaşmaya çalıştığı nokta demir adam değil, görünmez adam. Çünkü biz günlük hayatımızda böyle robot gibi şeyler takıp gezmiyoruz. Sadece bir tişört giyiyoruz. Aslında bu teknolojilerin hepsini bir tişörtün içine veya cildin üstüne görünmeden entegre edilebilmesi gerekiyor. Bunda işte şu anda giyilebilir teknoloji 1.0 var. Ama giyilebilir teknoloji 2.0'da da bahsettiğim malzemeler kullanarak görünmez bir formata sokulacak ve giydiğimiz şeyler akıllı hale gelmiş olacak. Bunlar az önce anlattığım şeyler, çok fazla tekrar irdelemeye gerek yok. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer sorularınız varsa cevaplamaktan mutlu olacağım.
burada bitiriyorum sunumu. Çok teşekkürler Emre Hocam. Chat kısmına bakıyorum. Orada bir soru göremiyorum. Size direkt yazmış olabilir öğrenci arkadaşlarımız. Siz bir kontrol eder misiniz lütfen? Ben de bir bakayım. Bir saniye. Tamam. Şu anda bende de bir şey gözükmüyor chatte. Peki. Zaten mail adresinden öğrenci arkadaşlarımız tamam, evet. İçerisinde de sizlere Emre ulaşabilirler. Emre nokta, tekrar söyleyeyim. Lütfen. Olabilirler. Emre tamam. Nokta Polat et kahas nokta ed nokta tr. Eğer herhangi bir soru varsa cevaplayabilirim. Hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, değerli katılımcılar. Evet Taner Hocam da hala burada. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Bugünü bizlere ayırıp bizimle birlikte olduğunuz için. Bundan sonra da devam edecek bu tip çalışmalarımız. Ufak bir hatırlatmam var sizler için. Yarın yine aynı saatte akademi iletişim programımız olacak. Yine İletişim Fakültesi öğretim üyelerimiz sizler için oldukça keyifli bir program hazırladılar. Rektör hocamın dediği gibi bizi takip etmeye, izlemeye devam edin. Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem web sayfamızdan. Çünkü sizler için oldukça yoğun bir program hazırladık. Takip edin. Umarım verimli olmuştur sizler için de. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.